Odak noktasından merhabalar değerli ulusal kanal izleyenleri ve değerli ulusal radyo dinleyenleri. Bu haftada karşınızdayız. Gündemdeki kritik başlıkları ve siyasetteki gelişmeleri konuşacağız. 3 kişi olarak her zamanki formatımızda kimler hemen tanıtayım. Artık daimi de konuklarımız oldukları için tanıyorsunuz ama ben yine de bir tanıtmış olayım. Sayın Mustafa Albayrak sol tarafımda ve sağ tarafımda da Sayın Erdem Cömert var. Araştırmacı yazar Mustafa Albayrak ve hukukçu Erdem Cömert diye de ekliyorum. Ve tabii gündem yoğun. Bu hafta birçok başlığı konuşacağız. Süre verdiği ölçüde. O başlıklarda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açıklamaları. Aslında ekonomide bir süredir kritik açıklamalar yapıyordu Sayın Erdoğan. Bugün yine tarihi bir açıklama yaptı. Daha önce ekonomide Kurtuluş Savaşı demişti. Bugün de 1947 tarihinde IMF ile ilk anlaşma sonrası Türkiye ekonomisi ve tabii siyasi politikalarımız küresel çeteler ya da küresel merkezler tarafından kontrol edildi dedi. Başka başlıklar da vardı. Önemli ayrıntılar vardı. Bunu da konuşacağız. HDP kapatma davası açılmıştı. Bu dava süreci devam ediyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından esasa ilişkin açıklamalar geldi. Davada esasa ilişkin görüşünü açıkladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Ve Metin Gürcan tutuklandı. Deva Partisi kurucularındandı. Bu başlığı da işleyeceğiz. Ve Abdullah Gül'ün adaylığı konusu. Bu akşam sıcak bir gelişme de yaşandı bu konuyla ilgili. Fehmi Koru bir açıklama yaptı. Gül için dedi ki ortak aday olursa bu teklifi reddetmez açıklamasını da yaptı. Onu da yine ilerleyen dakikalarda değerlendireceğiz. Sayın Albayrak sizle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi konuşmaları, ekonomide kurtuluş savaşı başlatmıştı Türkiye. Sayın Erdoğan'ın cümleleriyle söylüyorum. Sonrasında da tabii bugün döviz kurunda müthiş gelişmeler ya da ne diyelim vurgun mu diyelim. Döviz kurunda inanılmaz hareketler vardı. Merkez Bankası müdahale etti. Bugün de Sayın Erdoğan'ın konuşmasında 1947 tarihi yine Atatürk'ten vurgular. Mandacı ekonomistler bu vurguyu daha önce de yapmıştı. Küresel çeteler ya da faiz lobileri gibi birçok söylemde bulundu. Sizden dinleyelim ayrıntıları. Teşekkür ederim Deniz Bey. Öncelikle tüm ulusal kanal izleyenlerini ve ulusal radyo dinleyenlerini saygıyla selamlıyorum. İyi ve faydalı bir program olmasını temenni ediyorum. Değerli program arkadaşım Erdem Cömert kardeşimin vefat eden ve kendisinin de büyük emeği olduğunu evet, bildiğimiz anneannesini de rahmetle anıyorum. Allah mekanı cennet etsin diyorum. Evet arkadaşlar yine hareketli bir 15 gün yaşadık. Birçok siyasi gelişmelerin yanında ekonomik gelişmeler damga vurdu. Ekonomi ön plandaydı. Tabii ki zaten her zaman ekonomi ön plandadır. Yani lokma, tencere her zaman birçok şeyin belirleyicisidir gündemin. Ama bu sefer biraz daha fazla hareketlilik oldu. Yani son iki ayda tedrici olarak böyle yavaş yavaş artan bir hızla geçtiğimiz son bir hafta 9-10 gün içerisinde adeta pik yani zirve yapan bir hale kavuştu. Tabii bunun çeşitli sonuçları var. Türkiye'ye ve bölgemize etkileri var. Bunları değerlendirmeden önce Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından bahsettiniz. Evet Sayın Cumhurbaşkanımız çok değerli açıklamalarda bulunuyor. Değerli bulduğumuz açıklamalarda bulunuyor. Diyeceksiniz ki sen zaten Mustafa abi Cumhurbaşkanımızı seven bir insansın. Her açıklama senin için değerlidir. Bu öyle değil. Yani tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kendi adıma ben lider olarak kabul ettiğim ve devletimizin de başkanıdır. Bana göre Türk ve İslam tarihine damga vurmuş bir siyasetçi. Ama bu son açıklama özellikle 29 Ekim konuşması, 10 Kasım konuşması. Son bir hafta içerisinde yaptığı 2-3 konuşma, ekonomi kurtuluş savaşı ki bu Aydınlık gazetesinde çok güzel bir manşet oldu. Ve artı en son küresel sermayeye vurgu yapıp Atatürk döneminin milli hamlelerini hatırlatması çok önemli. Özellikle Sayın Erdoğan'a karşı kendince haklı veya haksız sebeplerden dolayı mesafe almış, işte gard almış ve onun devrilmesi için yine kendince haklı veya haksız sebeplerden dolayı mücadele etmiş birçok gerçek manada samimi Atatürkçüyü ve milli kişilikleri etkileyen bir konuşma. Tabii bu bir tane değil. Bir tane olsa deriz ki acaba işte bir vurkaç taktiğiyle bir yerlere şirin mi gözükmek istiyor haşa veya oy mu toplamak için yapıyor belli kesimlerden gibi. Ama bu öyle değil. Sürekli olarak 1900... Tarihi tespit ya. Tabii. Yani bizim yıllardır yani hep burada ara... Cumhurbaşkanı söyleyince daha çok bir anlam tabii var. Tabii zaten o söylediği zaman yerine oturuyor. Onun dışında bizim söylediklerimiz tabii ki yani kendi çapımızda hani biz de bir denize taş atıyoruz. Bir ufak halkalar oluşturuyoruz ama onun konuşması bir meteorun
denize veya bir karaya düşmesi gibi etki yapıyor. Yani devletin başındaki bir insanın konuşması çok önemli. Şimdi hep şunun üzerine duruyor. Biz de burada ara ara konuşuyoruz. Hani toprağı bol olsun, Atilla İlhan'ın hangi Atatürk isimli kitabına vurgu yapıyoruz. Çünkü herkes bir taraftan baktığı zaman bir Atatürk görüyor. Kendince bir yorum yapıyor. Hani körün veya amanın bir şeyi görmediği bir şeyi tutup onu farklı farklı şeylere, maddelere benzetmesi gibi. Herkes de bir açıdan bakıyor. Kendince Atatürk'te bir şeyler buluyor ve ona göre ona eleştiriyor veya onu metliyor, onu destekliyor, onu günümüze taşıyor. Ama gerçek hangisi? Gerçek işte Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde söylediği. Yani istiklal ve bağımsızlık benim karakterimdir diye Sivas Kongresi'ne itibaren, hatta Amasya ve Havza tahminlerinden itibaren üzerine durdu. Ve ne olursa olsun, gerekirse biraz daha fazla topraktan taviz verelim ama egemenlik, hani Lord Curzon'un dediği İsmet Paşa'ya Lozan'da, yani nedir bu diyor egemenlik, egemenlik, egemenlik diyor, üzerine bu kadar duruyorsunuz diyor. Size diyor Suriye'yi verim diyor, Musul Kerkü'yü de bize bırakın diyor. Koca Suriye'yi size bırakayım diyor. Bakın Fransızlar var diyor şu anda orada. Hayır diyor Lord diyor. Biz egemenlik istiyoruz diyor. Biz bağımsızlık istiyoruz diyor. Ha, orada çeşitli konularda biz, ben de dahil, yani hepimiz Lozan'da şu olsaydı daha iyi olurdu, bu olmasaydı daha iyi olurdu. Teferruat, asıl olan istiklalimizin kazanılmasıydı. Bağımsızlık ve egemenlik. Çünkü bağımsızlığı, yani en kuvvetli Atatürk muhalifleri bile şunu kabul ederler, derler ki yani biz istiklalimizi kurtardık. Belki biz Atatürk karşıtıyız ama İşte Atatürk de bir faniydi. Tıpkı Erdoğan'ın fani olduğu gibi. Herkes gibi. Yani onun meşhur sözünde benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar. Şimdi payidar olan bir Türkiye Cumhuriyeti'nde beğenmeyenler daha iyilerini getirmeye çalışırlar. Der ki ben ondan daha iyi yapacağım. İşte Erdoğan'ı beğenmiyorsunuz. Erdoğan yarın seçimle gider. Sağlık sebeplerinden gider. Her fani gibi vefat eder gider. Yerine başkası gelir. Ama önemli olan ortada bir devletinizin olması. Devletiniz olmadıktan sonra neyin başına kimi getireceksiniz? Biz şu anda onu söylüyoruz. Hani bir mevzide yer almamız. Bunu o için yaptı, siz de söylediniz de o için de yapıyor. Yani hala yani ne diyeyim, Millet İttifakı hala aynı şey diyor. Geçiriz bunları efendim diye, ekonomide kurtuluş savaşı, babacan. Yani hala Türkiye'de Sayın Erdoğan da öyle tarif ediyor yani. Ne diyor? Şu anda diyor işte küresel faiz lobilerini için iktidar olmaya çalışan, bizi iktidardan indirmeye çalışan CHP ve çevresi açık açık yani tarif ediyor ve ekonomi anlamında yaptığı tespitler şurada, yani özellikle o konuşmayı oraya getirmeye çalışıyorum. 1947 yılından bugün hani küçük Amerika diyoruz ya, küçük Amerika, evet. Türkiye küçük Amerikalılaştırıldı, Marshall yardımları evet. geldi, üretmeyin biz vereceğiz dedi Amerika ve Türkiye NATO Atlantik kampına çektikleri, Türkiye'nin üretmediği o Atlantik kampına bağlandığı sürece işaret ederek o günden beri Türkiye bunu yapıyor. Şimdi bunu değiştiriyoruz. Evet. O yüzden zaten. Çok yani. Önemli bir tarih 1947. Fulbright da tarihi evet. 1947'dir. NATO'nun tarihi ilk müracaatlar 47-48'dir. 52'de girdik ama evet. Ama resmi giriş 52'dir ama başvurular. Mesela şimdi Avrupa Birliği'ne biz bugün alınsak diyemeyiz ki işte Erdoğan aldı. Ta başvuruyu 1961'de yapmış. Şimdi NATO'ya başvuru, Fulbright antlaşması, işte uçak fabrikalarının kapatılması. Hep söylüyoruz, Allah rahmet etsin, Nuri Kıllıgil'in Hasköy'deki, Sütlüce'deki silah fabrikasının havaya uçurulması ve kendisinin parça parça edilmesi. Yani bedenini, bir çocuk bedeni kadar bir araya getirip cenazeyi zor kaldırdılar. Neden? Direndiği için yani. Biz silah üretmeliyiz, biz tabanca üretmeliyiz. Hani bugün diyoruz ya, İHA üretmeliyiz. İşte o günkü mandacı kafa, 1947'de mandacı kafa, bugün de maalesef diyorum, keşke olmasa, keşke biz bunları söylemek zorunda kalmasak. Hala var ama. Millet İttifakı'nda var. Tabii canım, hala olmaz var. Olur mu? İşte yani Türkiye'de bugün kahramanlar da bitmiyor, hainler de. Hainler de bitmiyor. Böyle bir coğrafyadayız. Hiçbir zaman da bitmeyecek yani. Bu topraklarda biz var olmak istiyorsak, hani 1071'den beri resmi tarihimiz diyelim. Malazgirt'ten beri, Alparslan'dan beri biz burada hep varlık. Hep entrikalar, hep savaşlar, hep işgal denemeleri, hep hedefsin. Saray içi darbeleri. Entrikalar yani hedefsiniz yani, çünkü kıymetli bir toprak Türkiye. Başka zaman da söylemişimdir, ikinci üçüncü baskı olmasın yani. Eğer biz Malazgirt Meydan Muharebesi'ni diyor sevgili Mehmet Barlas, kulağın içine atalım, Malazgirt'te, Muş'ta değil de diyor İsviçre'nin Zürih kentinde verseydik veya işte İskandinav ülkelerinde Oslo'da, Stockholm'de verseydik, şu anda bizi rahatsız eden kimse olmazdı. Neden? İsviçre'nin ve İskandinav ülkelerinin Türkiye gibi, Anadolu ve Mezopotamya gibi
bir değeri yok. Tabii ki oralar da değerli yani. Oralar için de insanlar mücadele etmiş ama Anadolu gibi bir jeopolitik önemi çok jeopolitik, çok jeostratejik, enerji, kültürel, sanat, tarihi dini. Yani bu dini her bakımdan Haçlı seferlerin hedefi olmasına da bugün yine o işte Haçlı kafasının bugün yine hep Türkiye'de kalması. Şam, Kudüs, Antep, Halep, Ahlat buralar yani. Evet. Napolyon niçin diyor ki dünya tek bir devlet olsaydı merkez İstanbul'da? Bu mücadele olacak. Burada milli ve yerli insanlar da hep olacak. Maalesef hata eden, gaflet eden ve ihanet edenler de olacak. Evet. Herkesi hainlik sıfatı altında toplamak istemiyorum. Ama bu savaş Erdem devam edecek. Erdem Bey, siz sessiz kaldınız. Ekonomi başkanınız yok. Dinliyordum. Katkıda bulunmak istediğim yerler var tabii de. Böyle şey konuşmanın icabını bozmayayım dedim. Teşekkür ederim. Biraz çünkü uzun bir konuşma yapmayı planlıyorum. Kafamda bu konuşma yani bugün Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını bir kez daha böyle baştan sona dinledim. Bir dönüm noktası. Evet. Yani bir dönüm noktası. O dönüm noktası daha önce de yaşandı. İşte 1930'larda. Mustafa Kemal 33 sanayi planı işte ve millileşme, yerlileşme, devletçilik politikalarıyla sen beraber Türkiye bir Türkiye bunu daha önce dönüm yaptı noktası, diyor. Evet evet bunu yapmıştı. Fakat emperyalistler bizi bu plandan kopardılar. Yani 33 sanayi planı uygulandı ama 2. sanayi planımız bizim uygulanamadı. 2. sanayi planı uygulanması tam 2. Dünya Savaşı dönemine denk geliyor. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok kutuplu bir dünya. Türkiye'nin burada bir cephede yer almak zorunda hissetmesi kendini ve maalesef kapitalist Batı ekonomisiyle ve siyasetiyle bütünleşmesi bizde vahim hatalara sebep oldu. İşte bu tarihi de söylemesi bir kere şunu hissettim. Böyle bilerek söylemiyorum ama Tayyip Erdoğan danışmanlarını değiştirmiş. Laflar değişmiş, sözler değişmiş, kullanılan tarihler değişmiş. Yok değişmiş. Yani o danışmanlar değişmiş. Çok bu bugünkü konuşmayı yani benim gibi bir danışman hazırlamış diye düşünüyorum. Benim kafamda olan bir, ben hazırlamadım ama hazırlasaydım bu kadar güzel yazamazdım diye düşünüyorum. Eyvallah. Çünkü 47 çok önemli bir tarih. Yani o döneme bir gidelim şöyle bir. İdeolojik mücadele. Kesinlikle bakın o dönemin iki tane bakanı var çok önemli. Bir tanesi Amerikan Dışişleri Bakanı Marshall. Diğeri de bizim zavallı bilerek söylüyorum bu lafı. Maliye Bakanımız Vaner, Süleyman Vaner. Öyle zavallı ki meclis oturumlarından da belgesini gösteririm. Devalüasyon yapıyorlar. Devalüasyon %53. Ve görüşmelerde Maliye Bakanımız devalüasyonun ne olduğunu bilmiyor. Yani bunun sözcük olarak ne anlama geldiğini bilecek birikimde donanımda değil. Ve o Vaner planı diye de anılan o plan neydi? İşte Amerika'nın bize dayattığı biz size para verelim. Siz de zaten Avrupa'da şu anda gıda ihtiyacı var. Gıda ve tarım ürünlerine ihtiyaç var. Biz boş verin artık şey üretmeyi, sanayi üretimi yapmayı, tarımsal üretim yapın. Siz zaten çamaşır makinesi, buzdolabı lazımsa, tekstil ürünü lazımsa siz bize tarım ürünü verirsiniz. Biz de karşılığında size sanayi ürünleri veririz ve ekonomimizi böyle geliştirirsiniz diyorlardı. Tabii ilk bakışta mantıklı gibi de görünüyor. Ama sen devalüasyon yapınca %53 oranında bir devalüasyon yapınca işte senin bir çamaşır makinesi karşılığı diyelim 10 kilo buğday veriyorsan 20 kilo buğday vermek zorunda kaldın. Ve bunlar bizim tarım ürünlerimizi çok ucuza yağmaladılar. Bir yandan da işte bu 46 planının siyasal devamı da işte Vanerlerle falan beceremediler. Demokrat Parti iktidara getirdiler. Demokrat Parti bu politikayı, o Marshall politikalarını çok güzel uyguladı. Ve şu anda Türkiye'nin yaşadığı iktisadi, sosyolojik bütün soruların sebebi o dönem izlenen politikalar. Yani bir de Demokrat Parti döneminde bu mevsim şartlarının da çok iyi gitmesi, tarım üretiminin çok artması falan bizi sanayiden, Atatürk'ün o sanayileşme hamlesinden uzaklaştıran bir topluma dönüştürdü ve öyle bir hale geldik ki bütün para ama tarımda makinalaşmaya. Ama Demokrat Parti'nin cihaz var onu söylemek ama lazım. Ama işte şeyde başlıyor. 46-47'de başlıyor. Ve 47'de biz önce şeye üye oluyoruz. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nın arkasından da. Yani o dönem Demokrat Parti CHP Uluslararası Para Fonu. Farklı değil Amerikancılık konusunda. Yani Demokrat yarışıyorlar. Parti kurucuları kimler? Yani Refik Koraltan kim? Fuat Köprü. Tepsi Cumhuriyet Halk Partisi. Kim yani? Celal Bayar kim? Adnan Menderes kim? Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst düzey kadroları yani bu dörtlü takrirle beraber. Ayrılıyorlar. Çok ideolojik anlamda da çok farklı değiller Vanerlerden falan. Fakat şunu söylemek istiyorum. O dönemde bakın bir şey yaşandı. Tarımda makinalaşma. Ve o kadar çok kredilerle Amerika'nın uzun vadeli 20 yıllık 30 yıllık kredileriyle böyle şey yaptılar ki her traktör bir köyde 6 kişi işsiz bıraktı. Ve o 47'den 60'a kadar olan dönemde 300 bin traktör kıra giriyor. 6 kişiyle çarptığın zaman 1 milyon 800 bin kişiye köylerde işsiz kalıyor ve kentlere geliyor. Peki bu kente gelen kişiler ne yapıyor? Fabrikada sanayide iş bulabiliyor mu?
bulamıyor. Çünkü kentleşiyor ama kentlileşemiyor. Marjinal sektörel gruplarda çalışıyorlar. İşte bu ne? İşportacılık, kahvecilik, kapkaççılık gibi. Gecekondulaşma bununla beraber başlıyor ve bizim Türk toplumunun aslında şu anda %50'lik kesimi oluşturan sınıfsal anlamda belli bir karakteri olmayan, köylü desen köylü değil, kentli desen kentli değil, proletarya desen değil, lümpen bir kesim ortaya çıkıyor. Bizim şu anda içine düştüğümüz sosyolojik, siyasal, hukuki bütün sıkıntıların temelinde aslında bu Vanner planı 46'dan sonra alınan Sayın önlemler. Sayın Alperak az önce bir şey üretimden... söyledi. Fulbright dedi ya işte Amerikan evet. Fulbright eğitimi de bitiren nokta ya da eğitimde. Hepsi bitiyor. Hepsi bitiyor. Öyle bir şey oluyor ki siz kır toplumu da değilsiniz artık. Kent toplumu da değilsiniz. Kentte yaşayan köylüler şeklinde örgütleniyorsunuz. Ucuz iş gücüsünüz ve hala siyasal tercihleriniz işte muhafazakar. Gelişime, değişime kapalı kentli topluluklar ve toplumun emekçi kesimlerine bakıyorsun. Liberal, sağ partilere oy veriyor. Böyle bir sosyolojik dönüşüm yaşattılar. O yönüne de dikkat etmek istiyorum. Şimdi bu Türkiye bu şeyde Amerikan planıyla bir noktaya kadar bir yere geldi. İşte küçük Amerika olacağız falan diye. Buradan bir dönüş ve bir savaş gerekiyordu. Savaşçı yani bu savaşı abi. Biz veririz diye düşünüyorduk. Yani ben bir aydınlıkçı olarak söyleyeyim. Bizi eskiden böyle hiçbir yere gidelim, üzerimize böyle aydınlıkçılar hiçbir filama falan almayın. Bizi sloganımızdan tanırlardı. Herhangi bir mitingde falan. Yok bizim 98-99-2000 kaosun IMF tam bağımsız Türkiye. Bu bizim amentümüz gibiydi. O IMF karşı politikalar. Hatta bu milli görüş de Kemal Derviş döneminde yok biz daha ciddiydik. Böyle o Koterelli'yi falan atamışlardı. Daha sonra Kahkonen geldi. Bu IMF Türkiye masası şef oluştular. Adamın arabalarını falan önünü kesiyorduk. Yani böyle dolaştırması hale getirmiştik. Bu politikalardan bir dönüş. Tabii bu dönüşü sözle olması, Cumhurbaşkanı'nın söylemesi bir nebze önemli ama bunu şeyde görmek istiyoruz. Yani 46-47'nin karşıtı 33 yılıdır. Derhal 33'e dönülmeli, sanayileşme planına dönülmeli ve Türkiye üretim yapmalı. Yani faizleri düşürüyorum. Bugün güzel. Onu diyor Sayın Erdoğan. Bu faizlerden diyor ki, alan... daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok... Ama nasıl olacak? Fabrikalar açılmıyor ki. Üretim yapılmıyor ki. Köylülere tohum dağıtılmıyor ki. Gübre dağıtılmıyor ki. Şimdi bakın. Bu eğer üretimle beraber taçlanmazsa bu sadece siz üretim dışı faaliyet geliri yüksek olan bu firmalara fon transfer etmiş olursunuz. Yani bu faizleri düşürmek o firmaları bir nebze rahatlatır ama bu yatırıma dönüşmeyeceği için, istihdama da dönüşmeyeceği için. Ama işte onun şifrelerini bugünkü konuşma diyoruz tarih şunu diyor. Ama görmek istiyoruz. Sıcak parayı çeken bir üretim modeli ya sıcak parayı çeken bir büyüme modelini tercih etmiyoruz, istemiyoruz. Bu güzel bir şey. Üretim esası ama yine yüksek. Ama şimdi Kurtuluş Savaşı Deniz Bey neyle verilir? Topla tüfek. Askerle. Askerle. Top tüfek istediğin kadar topun tüfeğin olur. Asker olmadan olmaz. Sanayi orada. Bizim yani. Üretim devrimimizin askeri köylülerdir. Şu anda bizim özellikle kırsal alanda çok ciddi. Çünkü gıda enflasyonu çok yüksek. Ya bir şey söylemek istiyorum böyle. Bir yazışma okusam trajikomik et alacağız eve. Bir internetten bir marketten baktım. Dedim pahalı dedim anneme. 100 lira etin kilosu, sen dedim al kasapta daha ucuzdur diye 120 liraya almış. Yani böyle bir şey yok, biz şeyi takip edemiyoruz. Geçen gün altın alırken... Altında da aynısı başıma geldi. Yani ben şeyi takip edemiyoruz artık. Yani bu derece bizim gıda enflasyonu sanırım %100'lerde aşmış bile olabilir son bir iki hafta içerisinde. Yani zeytinyağı fiyatlarının, ayçiçek yağı fiyatlarının yanına yaklaşılmıyor. Orada insanlar, da stokçuluk ama bir... Ankara'da, Ankara'dan geliyorum ben. Ankara'da spotçuluk falan yok. Stok. Yok, stokçuluk da yok. Ankara'da halk ekmek kuyruklarını görsen içini sızlar. O 70 yaşında, 80 yaşında insanlar o Ankara ayazında sabahın altında kuyruklara giriyorlar. Çok üzücü bir şey yaşanıyor Türkiye'de. Tabii bu bir dolar saldırısıydı. Ben bunu ulusal kanal ekranlarında da söyledim. Biz aç kalırız, aç kalmaya da razıyız. Ekmek kuyruğunda ekmeksiz kalmaya da razı. Yeter ki sen emperyalizmle hesaplaş dedik ey Cumhurbaşkanı. Yeter ki sen dolar saldırılarından korkma. Biz arkanda duracağız diye de söyledik. Yani ne kadar önemli benim bunu söylemem bilmiyorum ama toplumun önemli çok bir kesiminin de benim gibi düşündüğünü. Çok önemli. Düşünüyorum ama burada da Cumhurbaşkanımızın o 47'ye tarihini verirken yani Türkiye'nin kapitalist dünya ekonomisiyle bütünleşmesi ve emperyalist ülkelerin bir sömürgesi haline gelme sürecine bir mihenk taşı olarak böyle belirleyip o tarihi söylemesi ne biz de 33'ü hatırlatıyoruz. Türkiye derhal üretime geçmeli. Bu arada şeyi de tabii ulusal kanal izleyicileri takip ediyordur. Bir yandan da üretim devrimi kurultayları yapılıyor. Yani Antalya'da çok ciddi bir katılım gördüm. Konya'da şeyde Zindankale'de yapıldı. Birçok Havran'da yapıldı. Anadolu'nun birçok bölgesinde insanlar Yozgat'ta yapıldı, Boğazlıyan'da yapıldı. İnsanlar üretime aç, fabrikada çalışmaya aç. Türkiye'nin sorunları buradan çözülecek. Askerler bir Cumhurbaşkanından yani.
Bakın şöyle, öyle asgari ücreti 5 lira 10 bin lira yapmakla falan değil. Biz asgari ücret 3 bin lira 2 bin lira olsun ama hepimiz çalışalım. Hepimiz üretelim. Hepimiz bu şeye katılalım. Evinin ekonomik sorunlar böyle çözülecektir diye düşünüyorum. Evet. Olumlu gelişmeler ama bu olumlu gelişmelerin sahaya yansımasını görmek istiyorsunuz. Tabii. Sözde kalmamasını düşünüyorum. Ben de birkaç bir şey söyleyeyim. Ekonomiyle ilgili siz tabii önemli noktalar söylediniz ama tabii eksik kalan ya da özellikle vurgulamak istediğim yerler var. Erdoğan'ın yine konuşmalarında satır başlarında ben de konuşmanın tamamını dinledim. Konuşmada çok köşeli olduğunu bir kere söyleyeyim baştan sona. Yani olabilir, yapabilir diye yapacağız, olacak, böyle olacak gibi bir program açıkladı Sayın Erdoğan. Dikkat çeken yine ifadeleri 1947'yi konuştuk. Bir de diyor ki işte küresel ya da faiz lobilerini savunmakla ulusalcı, millici, muhafazakar, işte hatta liberal diyor. Liberal niye dedi onu anlamadım. Liberal olmak iyi bir şey mi gibi söyledi Sayın Erdoğan ama vatansever bir liberal ben bugüne kadar görmedim ama olsun liberal de saydı. Var ama. Hatta dedi ahlaklı ve vicdanlı olmazsınız dedi. Burada da yine o köşeli denilen açıklamalardan biri. Çünkü hani Türkiye'de kendini sağ ya da sola ya da farklı konumlandıranlara da bir mücadele etrafında birleştirmeye yönelik bir açıklama. Hani ayırmadan ulusalcı, millici, işte muhafazakar, solcu, sosyal demokrat diye de. Bulaşmayayım ama liberal sözcüğü kötü bir sözcüğü ki liberaller de kötü insanlar değillerdir. Değiller. Kapitalizmin ilk ortaya çıkışı da burjuvazi devrimcidir. Neoliberallerden. Neoliberallerden biz çekiyoruz. Yoksa gerçek anlamda liberaller üretimden yana olan, istihdamdan yana olan hemen liberaller Türkiye'deki liberaller şöyle. Amerika'daki liberal ülkesine bağlı, ülkesini savunuyor. Evet. Bizdeki liberaller bırakınız geçsinler, aman verelim. Yok, milli olanlar da var ama onlar da liberalliklerine ne kadar samimi onu bilmiyorum. Bizdeki liberalleri ben hep yıllardır hep şöyle gördüm. Bırakınız geçsinler. Bırakırız verin. Aman ne olacak? Onu da demeyivereyim. Türk ne olacak? Türkiye'li falan gibi hep böyle. Onlar liberal olduklarından dolayı değil. Amerikan maşası oldukları için söylüyorlar. O ideolojik bir tercih yapalım. Değil aslında. Sonra Erdoğan yine konuşmalarında CHP ve Millet İttifakı çevresinde örgütlenmiş faiz lobileriyle ya da o mandacı zihniyet diye tarif etti. Bilgi ismi işaret etti. IMF'li otel odasında tabii basılan tabii. Falan diye. Sayın Kılıçdaroğlu'na da onu dedi. Otel odalarında görüştüklerini söyledi. Yani Türkiye'de burada IMF karşıtı 1947 vurgusundan yine devam edecek olursak Türkiye'nin o Batı'nın Türkiye'ye dayattığı ekonomik çürüme modelini reddettiği bir şey var ama tabii burada da atılması gereken adımlar noktasını Türkiye'nin bir önce bir belirlemesi gerekiyor. Siz söylediniz 1933 diye. Ben de hemen ertesi gün ya da hemen Türkiye'nin önüne koyması gereken bu serbest piyasa ekonomisinin bir önce kenara atılması. Bir kere karma ekonomi modeline Türkiye'ye geçmek zorunda. Tamam. Çünkü ekonominin içinde devlet olmak zorunda ya da devletin kontrol ettiği bir ekonomi modeli. Çünkü yıllarca sadece özel sektöre verdik. Özel sektörde tabiri caizse komprador burjuvalar yetiştirdi. Yani Türkiye'ye zor zamanda biz paramızı vermeyiz ya da zor zamanda Türkiye'nin parasını dışarıya çıkan bir anlayış geliştirdi. Burjuvacı ve sanayici. Gerçi milli sanayicilerimiz de var. Hepsini bir araya koymamak gerekiyor. Bu noktada da Türkiye'nin hani ekonomik savaşı bir an önce gündemine aldığını artık görüyoruz. Devlet katında hatta MGK'ya da girdi. Ekonomi Kurtuluş Savaşı ifadesi. Bu anlamda Türkiye'nin bir önce atacağı adımlar işte döviz kurunda kontrollü kambiyo. Çünkü dövizde operasyon yapıldığını görüyoruz. İşte bugün Merkez Bankası müdahale etti ama geçen hafta etmemişti. Ne dedi Merkez Bankası geçen hafta? Serbest piyasa olduğu için biz müdahale etmiyoruz dedi. İşte peki, müdahale etmedikleri için bugün 13.80'leri gören bir dolar da var. Bir yani şey müdahale etmesini doğru buluyor musunuz? Müdahale et, yani müdahale, sen müdahale etmezsen piyasa belirliyor. Piyasada kim olduğunu belli değil mi Mustafa Bey? Mutlaka ama şimdi 500 milyon dolar bildiğim kadarıyla bozduruldu. Daha yüksek de olabilir. Net bir rakam açıklanmadı ama. Ve tekrar mesela önce bir indi. Hani 12.70'lere 12.60'lara kadar indi. Sert bir düşüşte 1 lira falan 1 lira 10 kuruş falan düştü. Ama tekrar yukarı çıktı. Yani bunu daha önceden de biz yaşadık. Ama işte serbest kambiyo olduğu için ya da serbest piyasa olduğu için o dolar yine fiyatlanmaya devam ediyor. Ya da müdahale geldikten sonra artık biliyor ki bir sonraki müdahale daha gelecek. Yine alımlar devam ediyor. Orada da Türkiye'nin son dönemde attığı adımlar var. Takip etmişsinizdir. Döviz bozdurana ya da yüklü döviz bozdurana inceleme artık ya da kimlik cüzdanıyla. Bu ciddi bir tedbir. Bu tedbirleri de artık hayata geçirdiğini görüyoruz. Artık buradan sonra bugün Aydınlık Gazetesi bir haber yapmış. Yarın bu çıkacak Aydınlık Gazetesi'nde önemli bir haber. Kontrollü kambiyo uygulayan 60'tan fazla ülke var dünyada. Yani bu sistemde ve faydalarını yarın buradan Ulusal Kanal izleyicilerine de söyleyelim. Aydınlık Gazetesi alıp bu haberi ben okuyacağım şahsım adıma söyleyeyim. Onların da okumalarını tavsiye ederim. Önemli çünkü. Türkiye'nin savaşı, ekonomi kurtuluş savaşı var. Düşman belli zaten. Karşıda. Batı.
Onun bu saldırı argümanları ne? Serbest piyasa, şimdi, döviz. Çok enteresan gelmiyor mu size? Düşünsenize bir savaş yapıyorsunuz. Savaşta sizin silahlı kuvvetleriniz özerk. Evet. Hükümeti dinlemiyor. Devleti dinlemiyor, meclisi dinlemiyor ve kendi kararlarını kendi alabiliyor, yöneticilerini atıyorsunuz sadece ama böyle bir savaş kazanmak... Hayatın akışına aykırı. Yani Merkez Bankası ne demek bağımsız ya? Şey. Yani Merkez Bankası'nın bağımsız olması kadar saçma bir şey yok. Biz eğer ileri kapitalist bir ülke olsaydık, ileri kapitalist ülkelerde de bu iyidir. Niye? Sen ekonomini zaten almışsındır dünyadaki diğer ülkeleri. Sömürüyorsun. Zaten Merkez Bankası orada da dersin orada. Ki Merkez Bankası'nı özelleştirirsin. Uluslararası sermaye hareketlerini sen yürüt, spekülatif sermaye hareketlerinde bir şeyler yap dersin. Çünkü bu senin milli güvenlik meselen değildir. Şimdi bizim milli güvenlik meselemiz şu anda ekonomi. Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomi. Evet. Ve sen bu ekonomik sorunlarla boğuşurken, adını da savaş diye koyarken bir yandan da bağımsız, kendi kararlarını kendi alabilen, istediği zaman döviz sürüp, istediği zaman kredi açan falan bir Merkez Bankası yapılaşmasını hiç sağlıklı bulmuyorum. Bu derhal bir kere alınması gereken önlemlerden bir tanesi olmalı. Merkez Bankası doğrudan bir bakanlığa bağlanmalı ve bu bir devlet politikası. Hükümet politikası da şöyle demiyorum bunu. Bu devlet politikası gibi. Milli güvenlik açıklama yapması evet, o yola doğru girildiğini de gösteriyor. Öyle olmalı. Evet. Milli güvenlik meselesidir bu. Bir de çünkü bağımsız, zayıf karnı ve oradan hocam. Saldırıyorlar. Bu. Şimdi bağımsız kimden bağımsız biliyor musunuz? Aslında bağımsız değil. Türkiye Cumhuriyeti'nden, devletinden, milletinden bağımsız. Ama küresel sermayeye, faiz lobilerine ve emperyalizme bağımlı. Olmasını istiyorlar. Mesela biz bakın çok hatalar yaptık. Ben bugünkü 500 milyon dolar veya biraz daha fazla neyse bunun bozdurulmasını da ben doğru bulmuyorum. Geçtiğimiz 2020 yani geçen sene 8 Kasım'da Berat Bey'in istifasından sonra Sayın Berat Albayrak'ın istifasından sonra Londra'cı küresel faizci insanları Merkez Bankası'na şimdi isim vermek istemiyorum. Biliyor herkes biliyor. O insanın yüksek faizi savunarak Merkez Bankası'nın başına gelmesi ve bu doğrudur. Ekonominin geridir. Değil kardeşim ya. Ekonominin geri siz ondan aldığınız faizi 10,5'tu hatırlıyorum. 15 yaptılar. 450 bas puan birden artırdı. Bir ay sonra 2 puan daha artırdı. 2-3 ay sonra 2 puan daha artırdı. 19'a çıktı. Ondan sonra 19'a kadar 24 çıktı. 24 oldu. Peki 19'a çıktı da ne oldu? Döviz aşağıya mı indi? 5 liraya mı indi? Yok. Şimdi Berat Bey'in zamanında faizler %10,5'tu. Dolar da 8,5'a çıkmıştı. Çılgın bir fiyat diyorduk. Şimdi düştü diyoruz. 15'e düştü. Ki ben düşük faiz değil. Ben sıfır faizi arzu ediyorum. Faiz nedir ya? Faiz savunulacak bir şey kelime olarak... Biri size faizci dese siz ne anlarsınız? Kabul eder misiniz bunu? Tamam, tamam. Ama size dövizci dese, döviz alıp satıyorum, döviz bir para birimidir, alırsınız satarsınız. Ve altıncı dese, kuyumcuyum dersiniz. Faizci ne demek ya? Faizci bir insanı aşağılamak için kullanırsınız. İşte ekonominin gereğini yapın, faizi yükseltin. Ya bu demek yani siz halkımızı daha fazla sömürün. Ekonominin gereğini yapın, milletin kanını daha iyi, çok emin. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın da arzu ederim ki inşallah düşük faiz değil, sıfır faize. Yani onun ben sıfır faiz arzu ettiğini çok iyi biliyorum. Faizi yani, asla savunmadım. Hiçbir zaman savunmadı. Faizciye şiddetle karşıdır. Ama işte düşük faizle kredi alın demeyi bile içime sinmiyor yani. Bu kelime benim yani alakası yok da diyemiyorum yani. Kırım Rus toprağıdır diyemiyorum yani. İçimden gelmiyor. Ukrayna toprağı da demiyorum. Kırım Türk toprağıdır diyesim geliyor. Şimdi ha bu bir hayal mi? Hayal. Ütopya mı? Ütopya. Belki bugün için. Ama faizi de ben sıfır görmek istiyorum. Yani düşük faizle İş yapın demek bile benim ağrıma gidiyor. Hı. Sıfır faizi. Hani faizi niye öyle olmasını istiyoruz? Biraz onunla konuşalım. Yatırım olması için çünkü faizin olmaması lazım. O ekonomik karşılığı artı faiz. Ya bir defa paradan para kazanmak. Paradan para kazanmak yani. Üretmeden kazanmak. Bir rant ekonomistir faiz. Durduğu yerde bir ara 19'lara çıktı ya. Kaç arkadaşım bana dedi ki Mustafa işte şurada semtleri saydı. Ya insanları görüyorum diyor kahvede oturuyorlar. Diyor ki ne iş yapıyorsunuz? Hiç diyor faiz yiyoruz diyor. Ya böyle bir ülkede üretim olur mu? Faizin %19 oldu. Hangi gelişmiş ülkede 19, 15, 10 var? Evet. 5 yok, 3 yok. Ya eksi faiz var. İsim vermeyeceğim. Bir Türk firması reklama giriyor çünkü yasakmış. Oğuz Bey öğretti bana da. Bir Türk elektrik firması Japonlara satıldı. Eksi faizden Japonya'dan para getirdi buraya. Ve burada açtı vadeleri, açtı iskontoları. Yatırım, ya, Türkiye'de yatırım yaptı. Yani ben Türk şirketlerinde her zaman satılmasını yanlış bulan bir insan değilim. Çünkü burada üretiyor, burada istihdam oluşturuyor, burada vergi ödüyorlar. Eksi faizden para alma imkanları var yani. Yani diyor ki ben sana para veriyorum diyor, üstte bir daha para veriyorum. Direkt senden 1-0 önde hatta ne 1-0? Kaç ya, 19-0 önde başlıyor. Ben diyorum ki Deniz Bey bana diyorum borç verin 5 bin lira. Ondan sonra bunu verdiğiniz için de diyorum bana bir de diyorum bir cep telefonu hediye edin falan. Ya
Yani hem borç alıyor hem de üstüne bir daha bonus. Hani eskiden şey vardı, diş kirası derlerdi Anadolu'da. Yani ben diyeyim ki Erdem Bey Ankara'da misafir olduğum zaman hem gelirim Erdem Bey'e otururum, yerim, içerim, çoluk çocuk. Ondan sonra giderken de Erdem Bey bana teşekkür eder. Diş kirası dediği, yani sen geldin bizim evimizi şereflendirdin, yemek yedin. Bir heybe yapar, bir hediye paket yapar. Bunu da alın götürün der. Ne güzel adet. Güzel tabii adet. Diş kirasıdır onun ismi. Ve Anadolu izleyicilerine de veriyorlar. Şimdi yani böyle ülkeler var. Biz %10 ile %15'te kim üretim yapar kardeşim? Doğru. Tabii ki faizin sıfıra inmesi lazım. Yani bizim bunun için bu çok büyük bir mücadele. Yani sadece hani dini, ideolojik sahiplerine söylemiyorum. Tabii ki dinimize de faiz büyük günahtır. Neden günah? İnsanları sömürme aracı. Her günahın sebebi... Ocak söndürüyor ya. Tabii. Ocak söndürür resmen. Yani bak tekrar söylüyorum. Faizcisin demeyi kim içine sindirir? Kim kabul eder? Ya şimdi normalleştirmeye çalışılıyor yani faizci. Ya faizci yüz kızartıcı bir şeydir. Ekonomi ilgili var mı başka not? Diğer konumuza geçelim. Geçelim. HDP kapatma davası var biliyorsunuz. Evet. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esasa ilişkin görüşünü Anayasa Mahkemesi'ne sundu. Siz bir hukukçu olduğunuz için öncelikle sizden başlayalım. Buyurun. Şimdi şeyin farkında mısınız? Bu dava ne zamandan beri devam ediyor? Bir seneyi geçti. Tabii. Ve hala hangi aşamada? Yani ilk aşamada. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iddianame hazırlıyor. Öyle başlar. Evet. Yani biz ders anlıyoruz. Öyle deriz. Ama siyasi parti kapatılması. Savunmaya da ikinci aşama olmuyor. Ya şey ilk başta işte savunma alınıyor, süre veriliyor, ek süre veriliyor falan filan ama onlar dava tam aşaması. Dava aşaması değil. Hani sen soruşturma, kovuşturma diye ayrılır ya ceza hukuku evet, anlamında. Evet. Daha ilk aşamada şu anda daha bir iddianame var bir kere burada. Mahkemenin bu kadar yavaş çalışmasını çok şiddetle eleştiriyorum. Yani gözümüzün önünde acaba Anayasa bu Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi üyeleri içinde de bu CHP milletvekili vardı ya Engin Altay mı? Hangisi? Bu HDP ile PKK arasında hiçbir bağlantı. Ha, evet Engin Altay. Görmüyorum ya dedi adam tamam. Böyle ona bir gözlüğümü hediye edeceğim. Varsa bile değil miyimize edin. Varmış ama dedi ben bilmiyorum dedi ben görmedim öyle bir şey. Ben görmedim öyle bir şey. Ya ben gözlüğümü ona hediye edeceğim. Ben gözlüksüz ondan daha iyi görüyorum. Bence çok iyi görüyor ama. Yani böyle bir şey olamaz. Acaba Anayasa Mahkemesi üyeleri içinde de böyle üyeler mi var hala diye düşünüyorum tabii burada da üyeleri kim seçti Abdullah Gül falan geliyor aklıma böyle içim ürperiyor böyle bunların yaşadıkları bir kere bu şey çok kötü sürecin bu kadar yavaş ilerlemesi bundan sonra yeniden iddianame HDP'ye gönderilecek HDP'den sözlü savunma alınacak yeniden tartışılacak neyi tartışıyoruz? Yani adam diyor ki ben sırtımı YPG'ye, PYD'ye, PKK'ya yaslıyorum. Öbürü diyor ki ben diyor başkan Apo'nun heykeline dikeceğim diyor. Biz diyor ya Sezai Temel'i geçen yaptığı konuşmada ya diyor ders alacaksınız. En büyük üniversite Öcalan'dır diyor. Bunun rektörü o diyor. Rektörü HDP üniversitede rektörü daha ne yapsın? Ya adamların elinde bir tek Kalaşnikov alıp mecliste birini taramadıkları kaldı. Yani, ya onu da yaptılar. Kalaşnikov taşıdılar. Taşıdılar. Arabaların yani bagajlarında telefon milletvekili sıfatını kullanarak o en masumu. Silah taşıdılar. Falan. Yani o anlamda Anayasa Mahkemesi'nin işi neden bu kadar yavaş aldığını anlamıyorum. Bir hukukçu olarak da eleştiriyorum. Bakın en son şeyi tartıştı Anayasa Mahkemesi. O gün böyle sinirden dişlerimi gıcırdattım. İşte anayasadaki bir hükümle siyasi partiler kanunundaki bir hüküm çelişiyor oylama çokluğuyla ilgili. Bununla ilgili toplaştılar, karar aldılar, somut norm denetimine gidelim dediler falan filan. Ya abesle iştigal. Çünkü çok net demiş bu anayasayı yazan kişi. Orhan Aldı kaçtı mıydı? Çok güzel yazmış oraya. Yani bu hoşuma gider. Hakimler ve savcılar neye göre karar verir? İşte kanunlara göre mi karar verir, anayasaya göre mi karar verir falan diye konuşurken Anayasa 138. maddesi der ki vicdani kanaatlerine göre karar verir. Yani burada da en çok vicdanına ihtiyacı duyduğumuz mahkeme Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'nin burada elini vicdanına koyup bir terör örgütüyle mücadele eden senin bir devletin var. Senin şehit olan askerlerin, polislerin var ve bunlar bir terörle mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmış. Sana da düşen aslında bir karar vermektir. Bu karar da verilmiş. Türk milleti HDP'yi kapatmış. Hatta gidin Güneydoğu'ya, gidin Diyarbakır'a, Van'a, Ergani'ye bakın inceleyin oradaki HDP'ye oy veren seçmen de kapatmış. Yani orada artık rahatlamışlar, ferahlamışlar. Belediye çalışanları artık maaş alıyoruz, PKK'ya şey vermiyoruz diyor. Van'a gittim, Edremit sahilindeki o bütün şeyler temizlenmiş. O kadar güzel böyle yatırımlar yapılmış kayyumlar tarafından ve oranın halkı da artık böyle bir feraha ermiş. Korku ortamı da ortadan kalkmış. Diyarbakır anneleri avaz avaz bağırmış. Onlar zaten en büyük şey kapatmış. Anayasa Mahkemesi'ne burada düşen sadece bu işin adını koymak.
Ve bu ismi koymak için de bu kadar usule takılmak, usule takılmak çok yanlış diye düşünüyorum. Esasa ilişkin görüşünü nasıl buluyorsun? Esasa ilişkin de görüşünü yeterli bulmuyorum. Niye? Niye yeterli bulmuyorum? Bu şeye baktım, delillere baktım ben. İşte bütün iddianameyi baştan sona 840 sayfa falan bir tane okudum. Mesela şeyleri söylemişti. Koban olaylarında vuku bulan olaylar demiş. Diyarbakır anneleri beyanları demiş. İşte Faysal Sarı Yıldız'ın haber işleri, işte İdris Balık'ın hendek olayla ilgili şeyleri falan. Kaç tane? İşte 10-12 tane şey saymış. Sırf ben şu anda hafızamdan 300 tane sayarım. Yani orada o belediyelerin bomba yerleştirmesi, askerlerimizin öldürülmesi, cenaze araçları, o ambulansların kullanılması, o kadar belirgin şeyler var ki. 451 kişinin siyaset yasağını istemiş. Çok az. Onu da söyleyeyim. Yani o kadar çok onun tüm yerel yöneticileri, oradaki ilçe başkanları dahi siyaset yapamaz hale gelmeliler. Çünkü hepsi terör örgütünün bir elemanı, bir militan olarak çalıştılar. Yani ben iddianameyi olumlu buluyorum. Ama yeterli bulmuyorum. Çok daha ciddi önlemler almamız gerekiyor. Bakın şöyle oldu. Ama şu talebi de vardı. Burada bir kere bir... HDP'nin talep ve itirazın reddedilmesi o önemli. Ama şu var. Bakın biz daha önce yanlış biliyorsam beni düzeltin. Hafızam yanıltabilir. DEP, arkadan HEP, arkadan... İlk HEP. İlk HEP değil mi? Halk Emeği Partisi. DEP, DEHAP, HADEP falan diye bir sürü parti kuruldu. Ve buralarda bir genel merkezleri var bunların. Sadece genel merkezdeki tabela. Tabii. Değişiyor. Banka hesapları aynı duruyor neredeyse. Hemen bir hesap değişimi yapıyorlar. Ve burada Anayasa Mahkemesi niye reddetti biliyor musunuz? Başsavcılığın talep ettiği şu anda HDP ile ilgili. Çünkü HDP %3'ü geçtiği için siyasi partilere mali yardım veriliyor. %3'ü geçen partilere mali yardım alan bir parti. Ve bunların hesaplarında tedbir konulması talebini Anayasa Mahkemesi reddetti. Ben bu reddi veren hakimin vicdanına seslenmek istiyorum. Nasıl yapabilirsin bu kararı? Nasıl bu oyu verebilirsin? Korkunç bir hata bu. Ve sen kimleri ümitlendiriyorsun? Kimlere neşe veriyorsun? Ya da kimleri üzüyorsun? Ya bir baksınlar Allah aşkına biz mi gösterelim? Yani o hendek olayları, Koban olaylarını incelesinler. Diyarbakır analarını gitsinler, diyaret etsinler Anayasa Mahkemesi heyet olarak gitsin. Çünkü gerçekten anayasa onların vicdanlarına o görevi vermişse ben de onların vicdanlarına yönelik konuşuyorum. Ben iddianameyi dediğim yeterli bulmuyorum. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu özellikle bu mal varlığına tedbir konulması kararını reddedilmesini yanlış buluyorum. Ve bundan sonraki süreci de çok uzatılmasının sadece PKK'ya yarayacağını söylüyorum. Bir yandan da burada öyle bir kapatma kararı verilmeli ki. Kapatılmadığı sürece ki, onlar da yine bir daha başka isim altında da olsa bu kurulmamalı. Ya zaten anayasamızda siyasi partiler kanununda daha doğrusu hüküm var. Kapatılan bir siyasi parti başka isim altında da olsa tekrar kurulamaz diyor. Bu kural işlevsiz bir kural haline getirildi. Bu kural derhal uygulanmalı. Bundan sonra da başını kaldırdığı anda aynı yöneticiler benzer bir parti kurduğu anda böyle uzun bir süreç değil. Çok daha ne çok kısa bir şekilde o parti kapatılmalı. Bakın burada irade koyacaksanız tam koyacaksınız. Yani yarım yamalak irade bu Machiavelli'nin lafıydı. İşte eğer diyor prense o nasihatlarında düşmanını diyor, öldüremeyeceksen, yok edemeyeceksen saldırma ona diyor. Onu güçlendirirsin, yüreklendirirsin diyor. Tabii canım. En tehlikelisi. Aynen öyle. O yüzden ya gideceksin HDP'nin başına çökeceksin yargı olarak. Çünkü senin silahlı kuvvetlerin çökmüş. Bitirmiş. Mehmetçik Savaşçı'yı bitirmiş. Halk da bitirmiş. Ya bakın HDP'nin aldığı oya bakın. HDP'nin kapatılması davasına verilen tepkiye bakın bölgede. Şimdi bu çok önemli bir şey. Burada hakim ve savcılar şey olsunlar, rahat olsunlar acaba birilerinin tepkisini alır mı falan demesinler. Kimse HDP oradaki, kapatılması diye dışarı çıkıp yeni farklı bir şey. Yeni farklı bir şey demiyor. İnsanlar o korkudan oy veriyor. Bakın kesinlikle. Hani o feodal toplum, onların zaten akrabalık ilişkileri var, aşiret, şeyh, tarikat ilişkileri falanla oy alan bir parti. Çoğu da CHP'nin istediği de var. CHP de hatırlarsınız seçim döneminde Sayın Erdoğan da geçen söyledi ya. Hani hatta Sayın Soylu da söyledi meclis komisyonundaki tartışmada. CHP'nin dedi bir oy bize bir oy HDP istediğini evet. Unutmadık daha dedi. O evet. Hani HDP'nin %10'unda ya da 10 üstü. 3 puanları var. 22'ye indi ya. Normalde CHP 25 alır, 26 alır. 24'e bile zor iner. 22'ye indi. Orada Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da neler yaptığını biliyoruz o işin. İşte sandıkları basıldı, PKK'nın silah zoruyla bir muhtar ya da oradaki bir çobanın da direğe asılmıştı seçim zamanı. HDP nasıl orada bu zamana kadar PKK ya, desteğiydi? PKK o zaman güçlüydü ama. Açılım sürecinde onlarca siyasetçisi katledildi orada. Korku ortamı yaratıldı. O süreçte oradaki yapılan seçimlerin de ben geçerli olacağını düşünmüyorum. Kesinlikle. Yani meşru seçimler değildi onlar. O şimdi Erdem Bey siz hukuki olarak söylediniz. Yani biz ben hukuki olarak değil, daha çok siyasi olarak HDP noktasında yine Mustafa Bey'e de soracağız tabii ama
HDP kapatılmadığında toplumda yine işte ittifakın ortağı gibi meşrulaştırma çabaları da artıyor. Evet. CHP çıkıyor diyor ki işte biz bir helalleşme başlatıyoruz. Helalleşmeye Demirtaş'tan terör hükümlüsü şu anda Selahattin Demirtaş cezaevinde çıkıyor diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına helalleşme çok, çok anlamlı, çok tarihi bir şey, buna sahip çıkmak lazım diyor. Sayın Kılıçdaroğlu da bugün işte Fox TV'de çıkıyor konuşuyor. Teşekkür ediyor işte o destek o verdiği için. Çok anlamlı buluyor. Çok anlamlı buluyor. Birbirleri anlamlı bulup duruyorlar. Şunu söylüyor sonra Sayın Kılıçdaroğlu. Biz diyor geleceği, Türkiye'nin geleceğini birlikte kuracağız. Demirtaş'la, HDP ile, PKK ile CHP birlikte gelecek kuracak. O gelecekten kim hayır gelir? Ben de ya, bunu soruyorum şimdi. Ham hayal tabii canım. Öyle bir geleceği yok. Öyle bir gelecek olmaz. O gelecekte de Türkiye hani, yok zaten. Öyle bir şey girirse de. O zaman Türkiye kalmayacak yani. Ya bir de o kadar pervasızlaştılar. Siz hatırlattınız. Sezai Temelli diyor ki HDP bir üniversitedir. Reddetmiyor adamlar PKK'nın evet. şey olduğunu. Ve PKK'nın şu anda elebaşında HDP Üniversitesi rektörü olarak tanımlıyorlar. Yani nasıl Türk askerini katlettiklerini, nasıl polisleri, nasıl sivilleri katlettiklerini, yollara mayın döşeyip havayı uçurduklarını, bebekleri öldürdüklerini, hamile kadınları öldürdüklerinin üniversitesi var. Bu HDP, bunun rektörü de Abdullah Öcalan diyor. Yani daha nesine, ne desinler ya? Ne desinler ya? Ben artık onu da evet de, çok şöyle teknik daha ne diyecek ki, bilgi paylaşmak istiyorum hukuken. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bir özelliği var. Diğer mahkemelerden farklı. Yani Yargıtay'dan, Danıştay'dan farklı olarak Anayasa Mahkemesi'nin yöntemsel bağımsızlık esası vardır. Ne demek bu? Kendi iç tüzüğünü kendi oluşturur. Kendi kararlarını kendi alır ve çok çabuk kendini dönüştürebilir. TBMM de öyledir mesela. Meclis iç tüzüğünü kendisi oluşturur. Yani Anayasa Mahkemesi şu anda HDP kapatma iradesi koyarsa bütün bu yargılama sürecinin tamamını, o dinleme falan 15-20 günde bitirebilecek güce de sahiptir. Yani teknik olarak böyle... Elinde toplu iğne olmayan Refah Partisi'ni kapattılar yani. İsterse kapatır. Şeyi kolay kapatmıştı, Fazilet Partisi'ni. Fazilet'i de kapattı, Refah'ı da Fazilet Partisi'yle ilgili irade koydu. Ve o dönemde çok rahat bir şekilde Fazilet Partisi kapatılan parti kapattı. Devamıdır diye. MHP'yi de kapattı sanırım, MHP'yi de kapattı. O dönem gerçi şeydi, bu 2001 değişikliğinden önce onlar. Tabii. Şimdi 2001'de biraz parti kapatmak zorlaştırıldı. İşte 2007'de bir düzenleme daha yapılmadı mı? 2007 Efendim? Mi? 2007 mi? 2010'da mı? 2010'da çoğunlukla ilgili değişiklik yapıldı. Toplantıya evet. katılan üyeler 3'te 2 çoğunluk ama zorlaştırıldı. Asıl zorlaştırılan 2001 değişikliği. Diyor ki partinin yetkili organ, üye mercileri, bu kanunun suç saydığı fiilleri yoğun bir şekilde bilerek, ısrarla, süreklilikle ve kararlılıkla yapacaklar diye bir ifade var. Odak işte. Odak haline gelmiş artık 2001'de getirildi. Ve partinin yetmiyor. Genel başkanı ama ve büyük kongreste bunu zımdan alenen destekleyecek. HDP için artık başka bir kavram da gerekiyor bence anayasaya. HDP şimdi diyorlar ya işte odağı haline gelmesi. HDP odağı geçti bence. Odağı geçti. Şimdi, o tüm o şartları fazlasına yerine getirdi. Bizzat PKK yani HDP. Yani odağı da geçti. Zaten asıl görüşüm şu. Hani böyle konuşuyorum ama ben HDP kapatma davasının açılmasına da karşıyım. Yetki itirazım var. Yani burada yetkili olması gereken yer ağır ceza mahkemeleridir. Uygulanması gereken şey de anayasa değil, terörle mücadele kanunudur. Evet. Yani bu parti olarak değerlendirilmez. Yani o daha geçti yani. Yok, bizzat bu, örgütü kendisi. Bir örgütün adının parti olması onu parti yapmaz. O örgüt terör örgütü. Mesela PKK'nın açılımını okuyor o Kürtçe'ye. O da parti. Partiye kalkaran Kürtistan. O zaman onun da Anayasa Mahkemesi değerlendirir. Var mı böyle bir şey olabilir? O da partiye kalkaran Kürdistan diye bir isim değil mi o da? Yani bir adını parti koyması onu parti yapmaz. Burada direkt bir terör örgütü vardır ve bence Anayasa Mahkemesi yetkisizdir. Gerçek görüşüm de bu. Hani yetkiliyse ne olur diye söylüyoruz ama Anayasa Mahkemesi yetkisizdir. Ağır ceza mahkemeleri bakmalıdır ve terörle mücadele kanunu da uygulanmalıdır. Ve bu parti de kapatılmalı değil, terör örgütü olarak tescillenmelidir. Diye düşünüyorum. Sizin var mı HDP ile ilgili notlarınız? Var. Şimdi belki beni sözlerimi çok safça bulabilirsiniz. Hani her şeye böyle iğne polyanaca baktığımdan dolayı. Ben gecikmesinin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Şundan yani dolayı. Toparlanacak vakti kalmayacak. Seçim geliyor çünkü. Hı. 1,5 sene var seçime. Valla ben kapatılsa da toparlanacaklarını düşünmüyorum. Yani artık hiç kimse, hiçbir gücü yok ki. Sadece şeye fırsat vermemek için, yani iyi niyetle düşünüyorum. Çünkü kapatılması için yeterli sebep 1000 kere var bak. Bunu hep söylüyorum. Bir senedir söylüyorum. 1000 defa kapatılması lazım HDP'nin. Bir defa değil. Hukukçu değilim ama çok açık yani. Mesela siz 2 kere 2'nin 4 ettiğini söylemek için matematik profesörü olmanıza gerek var mı? Bir matematik profesörü desek ya da gördüğünü söylemek ve, için. Tabii. Yani mesela bir penaltıyı anlamıyor muyuz futbol izlerken? Böyle 4-4'lük penaltı. Ama mesela offside, ya diyor offside mi değil mi falan. Tabii. İşte pasif olsa bunlar zor ama bir penaltının ne olduğunu yani şappadanak eline vurmuşsa. Kendileri de söylüyorlar şimdi tuhafı. Yani onlar da saklamıyor ki. Saklamıyor ki. Yani biz neredeyse diyeceğiz ki yok yok öyle değildir falan ya. ama Engin Altay çok
Tuhaf değil mi ya? Görmemiş. Ya Engin Altay zaten hep böyle açıklamalarda bulunuyor. Adam diyor ki yani normal bir... Ya resmen... Yani, bu insanın ya tımarhaneye kapatılması lazım, tedavi altına alınması lazım. Ben onu demeyeceğim de yani bu insan aklıyla dalga geçmeli. Dalga geçmeli. Yani ne kadar ben şey... Ben şunu diyebilir miyim? Ulusal kanalda, yönetimde doğru olan ne varsa ben karşıyım. Dediler ben dünyanın onları... Bunu söyledi. Yani dünyanın en doğru işini yapsa dedi. Biz karşısındaydık. Biz dedi bunu dedi doğru yaptınız demeyiz. Karşısında oluyordu. Ve bunu resmi yetkili olarak meclis grup başkan vekili olarak söyledi. Yani mikrofondan oturduğu yerden grup adına söyledi. E şimdi kalkıyor diyor ki yani Türkiye'de PKK ile HDP'nin arasında ilişki olmadığını iddia edecek bir eşek var mı? Ben iddia ediyorum PKK ile HDP arasında bir ilişki yoktur diyen bir insan ya haindir. O terör örgütünü gizlemek isteyen ya da eşeğin tekidir. Normal bir insan bunu söyleyemez yani. Ya da bonza içmiştir. Yani öyle bir Tayyip Erdoğan karşısında oldu ki şimdi bazı şeyleri biliyorlar. Ya şu anda bakın gerçek bu anlattığım. Şu anda dolar 15 lira 20 lira olsun diye dua edenler var. Evet. Sevinenler var. Perişan doğru. Oluyor acından ölüyor. Ama diyor ki belki gider Tayyip Erdoğan. Zavallılar. Yani. 100 lira da olsa gitmeyecek. 100 lira da olsa gitmeyecek. Aman abi 100 lira olmasın da. Dursun boşa ya. Bekliyorlar. Biz 21 Şubat'ta, bakın bir izleyicilerimize şunu anlatayım, bu konuda endişesi olan varsa. 21 Şubat 2001'de anayasa, dönemin Cumhurbaşkanı yaşıyor halen. Sayın Ahmet Necdet Sezer elindeki anayasa kitapçığını merhum Ecevit'in önüne fırlattığında 21 Şubat 2001 sabah 10-11 civarıydı. Hani dışarı çıktı titreyen bir sesle Ecevit dedi ki bu bir devlet krizidir falan. Mesut Yılmaz yalvarıyor. Sayın Ecevit yapma etmedi. Birdenbire dolar kalktı 600'den 700, 800, 900 binlere çıktı. Daha doğrusu öyle 680 bin liradan yani bir dolar 680 bin tane Türk lirası verecektiniz ki bir tane dolar alasınız. Kim o tartışma açmayalım. Neyse. Artı dolar. Birkaç ay içerisinde 1 milyon 650 bin lira çıktı. En son o tarihten 1,5 sene sonra, 20 ay sonra seçim oldu. Yani 2001 Şubat'ında devalüasyon oldu. 2002'nin 3 Kasım'ında seçim oldu. Onu da Sayın Devlet Bahçeli erken aldığı için yani res çekti. Orada da Sayın Türker diyor ki Sayın Bahçeli'ye erken seçim çıkışı yapmadı. Masum Türker ile konuştuğumuz için yani daha önce de bunu konuşmuştuk sohbetlerimizde. Devlet Bahçeli erken seçim çağrısı yapmadı. Ona soruldu. O seçime gidilebilir dedi diyor. Tamam işte, erken seçim çağrısını başlatan Kemal Derviş. Olmaz bu. Seçim yapılması gerektiğini Kemal Derviş geldiğini söylüyor. Masum Bey doğru kabul edelim. Yeni bir tartışma konusu açmamak için. 20 ay sonra yapıldı. Evet. Yani devalüasyondan 20 ay sonra. Devalüasyon ne kadar oldu? %150. 600'den 1.600'e çıktı birkaç ay içerisinde. Seçim oldu mu? Yok. 5 Nisan 1994'te devalüasyonun babası oldu. 14 bin liradan dolar 36 bin, 38 bin, 40 bini gördü. 36-35'e geri geldi oturdu. Ama işte herkes seçim isteyenlerin Çiller, de bir gayet... Çiller Karayalçın hükümeti devrildi mi? 94'ten 95'in aralığına kadar 18 ay daha aynı hükümetle gidildi. Yani boşa hayal görmesinler. 2023'ün Haziran'ına kadar herkes hazırlığını ona göre yapsın. Bunu ben bir senedir söylüyorum. Reklam etmemiz lazım. Gidelim. Değerli izleyenler şimdi bir reklam arası var ama reklamdan sonra buradayız. Sakın bir yere ayrılmayın diyoruz. Bekliyoruz. Değerli izleyenler yeniden birlikteyiz. Tabii ekonomiyi konuştuk. HDP kapatma davası ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın esas görüşü, esas hakkındaki görüşünü konuştuk. Şimdi bir tutuklama oldu hafta başında. Bu tutuklama çok konuşuldu. Deva Partisi kurucularından eski asker Metin Gürcan'ın tutuklanması siyasi ve askeri casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Yine hukukla ilgili olduğu için Erdem Bey sizle başlayalım. Şimdi tutuklandı. Tabii iddia diyelim ki. Şeyleri var, itirafları var bir de şimdi. Yani hani şey diye açıkladı bunu Deva Partisi Genel Başkanı. Operasyon düzenleniyor. Bize işte Metin Gürcan üzerinden partimizin yönelik operasyon düzenleniyor dedi. Ben operasyona uğramış bir partinin üyesiyim mesela. Çok ciddi operasyon düzenlendi ama hiçbir arkadaşımız çıkıp da evet biz bunları yaptık, şöyle de suç işledik falan demedi yani mahkemelerde, karakollarda, adliyelerde falan. Ama onun suç olduğunu söylemiyor. Ben rapor hazırladım diyor. Direndi. Rapor yani sattım kere, diyor. Rapor sattın diyelim. Mesela hepimiz de iş yapıyoruz. Mesela ben avukatım. Biz de bilgi satıyoruz. Ama ben para alacağım zaman mesela Mustafa Bey'e danışmanlık yaptım diyelim ki IBAN numaramı yolluyorum.
Diyorum ki İBAN'ıma para yatırın, ben size görüş bildireyim diyorum. Yani bize soru sormak bile mesela avukatta para. Sözlü danışmanlık bile, saati bile 650 para. 650 yani mi oldu sizin de? Şimdi yeni tarif açıklandı, daha da. 650 idi galiba. Yükseldi. Şimdi para evet alıyoruz. Çok da böyle mesleğimizi seviyoruz da. Böyle bilgi vermekten, bilgi satmaktan. Onur da duyuyorum. Ekmeğinizi bundan kazanıyorsunuz. Bundan kazanıyorum. Yani evet ben de sadece telefonda konuşarak para kazandığım oluyor. Yani bir konuda sadece bilgi veriyorum ve para kazandığım oluyor. Evimi böyle geçindiriyorum. Ama kimseyle otel odalarında gizli buluşup da zarflarla alıp da böyle cebime koyup da gizliden bankamatiğe başına gitmiyorum. Otoparkta da. Demek ki buradaki parada bir usulsüzlük var. Yani her şeyden önce bırakalım suç olmasını falan. Bir usulsüzlük var. Hiçbir şey yoksa vergi kaçakçılığı suçu var. Yani o kazandığınız paranın vergisini... O en masumu. En basitinden söylüyorum. Yani burada bir enteresanlık var. Neden siz gizli buluşmalar yapıyorsunuz? Neden alacağınız para madem siz danışmansınız... Niye şapka takıyorsunuz? Evet, neden kendini gizliyorsunuz? Neden danışmansınız? Danışmanlık çok basit bir şey. Yaparsınız bu danışmanlığınızı, alırsınız paranızı da falan. Bir de o zarfın içinde gerçekten o para mı var? Acaba çekler falan da var mı yani? Şimdi zarf diyoruz ama. 400 dolar onun söylediği. 400 dolar onun söyledi. Acaba içinde çekler mi var, başka şeyler mi var? Çok ucuza gitmiş diyeceğim ya. Yani. Öyle söylüyor ki ucuza gitti. Yok, şey de algısı yaratmaya çalışıyor ifadesinde. Yani ama şu da var. Alınan paranın da bir önemi yok aslında. Ne kadar daha az olsa da bir önemi yok. Ya da daha fazla olsa yapılan iş. Aynen öyle. Ne bilgisi veriyorsun? Ne bilgisi verdiğini tahmin ediyorum. Çünkü biz gerçekten ben de gurur duyuyorum bunu anlatırken böyle. Bu öyle bir ülkenin vatandaşı olmaktan. Dünyanın en zorlu coğrafyasında, Karabağ'da biz 45 günde korkunç bir savaş kazandık. 44, evet. 44 günde değil mi? Yine Fransız gemisine Akdeniz'den kovaladık. Şimdi bunları bir teknolojiyle yaptık biz. Bu teknolojiyi de çok bedeller ödeyerek yani o drone teknolojisini oluşturduk ve bununla ilgili şu anda bütün dünya gözleri bizim üzerimizde. Nasıl bir teknoloji oluşturdular? Artık savaşlarda boyut değiştirdi savaşlar. Yani artık topun, tüfeğin, savaş uçağının falan bile yapamadıklarını bizim dronlarımız yapıyor. Ve buralarla ilgili de bizim özel kuvvetlerimize çalışmış bir adam bu. Yani geçmişine bir bakın bu. Ya sıradan bir insan değil. Sıradan bir insan değil bu. Jolun'un iç acısı. Askeri casusluğu evet. Yapabilecek bilgi donanım sahip. Geçmişe sahip. Çaycılık insan. Geçmişi de var. Amerika'da var. Tabii çay partisi düzenliyor bizim Amerika askerleri. Çuval getirenlere hizmet ediyor. Evet onlara da şey yapıyor. O nedenle. Rant, şu da var. Rant raporlarında ismi geçiyor. Tam 39 yerde. Yani evet. Rant raporu Türkiye ile işte Erdoğan iktidarını demokratik yollardan. Bir de bir CIA ajanıyla 1200 defa görüşmesi var. Görev yaptığı yerler çok ilginç. O şimdiye kadar silahlı kuvvetler bünyesinde Güneydoğu Anadolu'da, Irak'ta, Afganistan'da, Kazakistan'da ve Kırgızistan'da. O bölgelerde görev yapıyor. Yani böyle stratejik olarak çok önemli bölgelerde şey yapıyor ve tezi de şey. Bölgesel Türk yönetimi ile Bağdat Merkez Yönetimi arasında çevre merkez ilişkisi adıyla teziyle de güvenlik çalışmalarında master yapıyor Amerika'da. Yani şeye baktığınız zaman da uğraştığı alana baktığınızda da böyle tam sinir noktalarına hakim olan bir adam. Buralardan yabancı istihbaratın tabii faydalanması çok şey ama bakın şunu söyleyeyim. Çok iyi niyetli olalım. Gerçekten bu bizim bilim adamımız. Bizim ülkemizle ilgili bilgileri var falan. Paraya da ihtiyacı var. Paraya da ihtiyacı var. Ben satmam. Ben bunu uluslararası yabancı ülkelerin dışişlerine, ajanlarına falan bunu yasal olarak da olsa bu bilgileri vermem. Ben bundan para kazanmam. Yani ama bu şey var. Orayı da bir netleştirelim. Sabancı Üniversitesi'nin içinde bir yapılanma var. Bunlar derhal dağıtılmalı. Bakın ABAN toplantıları falan dağıtıldı. Ama dağıtılması gereken yerler var. Türkiye'de bizim bilim adamlarımızı ajanlaştıran, emperyalizmin bir maşası haline getiren bir hala süreç işliyor. Yani burada Fulbright bursları işte bahsettiniz ya, Henrik Böll bursları falan filanla işte aylık doktora yaparsan şu alanda... Sayın Babacan da Fulbright bursuyla okumuş. Tabii şu kadar maaş vereceğiz, şöyle yapacağız, şu alanda doktora çalışması yaparsan falan diye bizim bilim adamlarımızı devşiriyorlar. Ve bu devşirilenlerden bir tanesi, işte bakıyorsun İstanbul Politikalar Merkezi diye bir merkez oluşturmuşlar. Kim var burada? Kemal Derviş var. İşte... Aslı Aydın Taşbaş var. Dergi çıkarıyorlar. Dergiye kim yazıyor? Kılıçdaroğlu yazıyor falan. Böyle bir merkez oluşturulmuş. Bu aslında topluma fikir işliyorlar orada. Ya bunlar dönüştürüyor. Bizim bilim adamlarımıza dönüştürüyorlar. Yani böyle Erdoğan bugün mankurt diyor işte mankurtlaştırıyor. Çok vaktinizi almayayım ama kendi hayatımdan çok kısa bir şey söyleyeyim. Yüksek lisans yaparken ben siyaset bilimi alanında bir dernekten şey buldum. Sürdürülebilir kalkınmayla ilgili. Eğer tez yazarsan sana burs vereceğiz. Ben de o derneğe gittim, adını vermeyeyim şimdi. Sonra o dernekle ilgili baktım, çok da güzel bir şey sürdürülebilir kalkınma yani. Niye çalışmayayım ki o alanda? Aylıkta bir de burs alacağım falan.
Fakat şeyleri seçiyorlar, böyle kafası çalışan, dil bilen, işte güzel tezler yazan çocukları seçiyorlar. Sonra baktım oradaki çalışmalar, yayınlanan çalışmalara, sonradan o sevimli konular sevimsizleşmeye başlıyor. Yerel yönetimlerin özelliği, işte bölücü, yıkıcı, özellikle bu işte küreselleşmeyi dayatan tezlerle beraber sizi orada yoğunlaştırıyorlar. Yani şu anda Sabancı Üniversitesi'nden, yine Koç Üniversitesi de maalesef aynı şeyi yapıyor. Buralardan mezun akademisyenlere baktığınız zaman iyi diş edilmiş, beyinleri tamamen elen alınmış ve sizin böyle vatan, millet, bayrak gibi kavramlarınızı işte geçmiş döneme ait, modernist, arkayı düşünceler diye aşağılayan falan bir bilim adamı tipi. Bu bilim adamı tipini FETÖ organize ediyordu ve bunlarla çok ciddi şey, birikim dergisi, isim isim de verelim, bunlardan ben illallah ettim, nefret ettim, bahsetmiştim daha önce, bölüm değiştirdim. Fuat Keymanlar, Ali Bayramoğulları, bunların o yazdıkları bölümü bu yüzden mi değiştirdiniz? Bölümünüzü bu yüzden mi değiştirdiniz? Bölümü bu yüzden değiştirdim. Çünkü benim siyaset bilimci olarak akademik kariyer yapma imkanım yoktu. Bir devrimci, Atatürkçü, ulusalcı bir adam olarak buralarda görev alma şansım yoktu. Benim bir bildirimin yayınlanma şansı, makalemin yayınlanma şansı, bir konferansa çağrılma, bir ödül alma şansım yoktu. Ya dönüşecektim, onlara ulul emre itaat eder gibi onların görüşüne itaat edecektim. Şimdi bunlar ideolojik anlamda küresel merkezler şunu dediler. 90'larda Sovyetler Birliği dağıldı. Tek kutuplu bir dünya var. Artık küreselleşme kaçınılmaz bir sonuç. Hepimiz buna ram olacağız. Hepiniz bu Amerika'ya ram olacaksınız. Ulus devletler ortadan kalkacak. Artık etnisite, kimlik, fark ilişkisi ekseninde siyaset olacak. Artık devlet kendini kalkacak. İşçi sınıfı, köylü olarak tanımlamayacaksın. Eşcinsel olarak, liberal olarak, feminist olarak. Hani sınıfsal kimliğin dışında ne kadar kimlik varsa onları ön plana çıkaracaksın. Sosyolojik yapı da buna göre dönüşecek. Siyaset biliminin konusu da artık ekonomik olandan kültürel olana dönüşecek diye böyle emperyalistin rahatsız olmayacağı ne kadar mesele varsa bu alanda çalışacak akademisyenler. Ve bunların önemli bir kısmı da işte bir rektörler, işte ABANT toplantılarında vesaire örgütlüler de. Arkalarında çok ciddi de Avrupa Birliği fonları var. Yani buralardan da gözle göre göre, yani böyle gizli saklı değil ki. Hatta fonlarla daha meşhur edilmek istenenlere Nobel'ler ayarlandı. Aynen öyle. Ve bunlar işte ödüller, Nobel'ler vesaire veriliyor. Türkiye'nin ekonomik anlamda dönüşümü şart. Bu dönüşüm bir yandan da şey getirecek beraberinde. Yani kültürde, sanatta, işte felsefede, hukukta da o ideolojik dönüşümü de beraberinde getirecektir diye umut ediyorum. Bu adam bunlardan bir tanesi. Yani Metin Gürcan dediğin adam da bu insanlardan bir tanesi. Bunlardan daha çok teknik bilgi, askeri teknik bilgiye sahip olanı. Ben yazılarına baktım, evet. Erdem Bey. Hani Metin Gürcan'ın makaleleri de var yayınlanan. İşte siz bir tanesini söylediniz, akademik çalışması da var. Bir tane yazısında El Monitör'de yayınlanıyor bu yazısı. Diyor ki 15 Temmuz sonrası ordunun, TSK'nın durumu. Evet. İşte temizlenenler var vesaire var. Kaynak içeriden bir kaynak. Yani diyor ki aynen ifadesi yazısında, kaynağın da aktardığına göre. Yani TSK içinde bir kaynağı var. Evet. Ben oradan onu anlıyorum. Ya da hani şimdi Babacan diyor ya açıklamasında, devletin içinde çalışmıyor. Devletin içinde çalışsa casusluk olur. Devletin içinde çalışan pekala bir kaynağı olabilir. Olabilir. O kaynak da ona bir bilgisiz duruyor olabilir. O bilgi çok değerli olabilir. Tabii şu an soruşturmayı ya da iddianameyi... Tabii soruşturmayı ya da iddianameyi şu an bilmiyoruz. Tabii içerik ne? Ama yapılan görüşmeler var. Bu görüşmeleri de hani kör değiliz, görüyoruz. Evet, saklamıyoruz. Ya da kimlerle görüşüldüğünü, affedersin, salak değiliz, anlıyoruz. Yani İtalyan Büyükelçisi, İspanyol Büyükelçisi'nde çalışan isimler. Kaç defa görüşmüşler. Görüşme otoparkta oluyor, otelde oluyor. Madem yani biz de herkesle görüşüyoruz ama bizim görüştüğümüz yerler belli. Buraya geliyor ya, biz bir yere gidiyoruz. Herkese açık bir yerde görüşüyoruz. Ya da asla bu tip ilişkilerde para trafiğine girmiyoruz. Girsek de onu zarfın içinde almıyoruz. Böyle her şey açık ve sarı bir şekilde yapıyoruz. Ama burada bir gizlenme gayreti var. İşte Metin Gürcan'ın şapkayla gitmesi görüşmeye, otoparkta alması. Hatta inkar edememesi, edemiyor çünkü, inkar da edemiyor. Çünkü önüne fotoğraflar, konuşmada konuluyor. İşte burada siz neyi kastettiniz? Tek tek soruluyor. Konuşmada dinlenmiş. Burada asıl tehlikeli olan, onu siz birçok kapsam söylediğiniz zaman, bazıları da bunun suç olmadığını, işte burada da Nevşin Mengü diyor ki, rapor satmak suç değildir. Neyin raporunu satmak suç değildir? Hani TSK'nın gizli, TSK hakkında hazırlanmış bir raporu satmak suç değil mi? Ya da suç ne? Onda o değilse suç. Bunların bahsettiği bir şey var. Tapelerde elektrikçi merkez diyorlar. Hı-hı. Bir şey quality, tam adına headquarter gibi bir şey. Headquarter gibi bir şey. Merkez. Merkeze söyledik. Merkezden geldi. O merkez ne? Ona da cevap veremiyor. Yani merkeze hizmet ediyorlar. Orada da şunu diyor.
Bu İngilizce, basit anlamda İngilizce başlığı çok bilinen bir kavramdır. Görüşmesi varmış, 15 dakika kalmış görüşmesi, onu kastetmek istemiş. Bu ilginç. Sizin var mı bu konuyla ilgili? Ya ben teknik detaylarını bilmiyorum. Biz ama de şu an. Kişiyle alakalı hani medyadan takip ettiğim kadarıyla, bir de açıklamaları işte KRT'ye çıkıyor, Halk TV'ye çıkıyor defalarca, öyle az buz bir adam. Bir de Deva Partisi'nin kurucular kurulu üyesi. Deva Partisi'nde olması da aslında. Tabii şimdi zaten Deva Partisi'nin başkanı, genel başkanı nerenin adamı olduğu ortaya çıktı. Yani bu daha önceden de görev başındayken de söyleniyordu da ya diyordu ki ya herhalde o kadar değildir falan, ama hakikaten çok açık. Yani 4 sene bir tek tweet atmadı. 4 sene bomboş sayfası. Yani 2015'ten 2019'a kadar girin. Böyle bir insan yaşamıyor. Ali Babacan diye bir insan Türkiye'de yok. Varlığı yok. Ne zaman üstüne hani uyan hücrelerin uyandırılması, yani şeyi seyrediyor musunuz? Ya da talimatların gelmesi. Hani Selçuklu Alparslan film orada mesela haşhaşilerin birdenbire şeyi, mesela hiç alakasız insan birdenbire harekete geçiyor yani. Uyan hücre uyanıyor. O ana kadar belki sizin en sadık adamınız, en güvendiğiniz kişi bir anda karşı tarafın düşmanı. O dünyanın en halim selim ve tombik yanakları tutup seveseniz Sefet. Gelecek olan adam bir anda dünyanın en miritan adamı işte. Mesela Fethullahçılar da böyleydi. Az işte ne diyorlardı ona? Dövene elsiz, sövene dilsiz. Fethullahçılar böyleydi. Ama o 17-25'ten sonra bir çıktılar ortaya. Hani şövalyeler şeyleri çıkıyor, maskeleri çıkartıyor ortaya falan işte. Kılıçları çekiyorlar. 15 Temmuz için de Metin Gürcan darbe değil, kalkışma ya da isyan gibi bir ifade kullanmış galiba 15 Temmuz sonrası. Yani ne olması gerekiyormuş darbe olması için? İsyan ve kalkışma özellikle onu kullanmış. İsyan sözcüğü önemli bir sözcüğü. İsyankarın kafası ezilir. Kalkışanın yerine oturtulur. Kafası ezilir. Ama güzel bir şey olmuş. Bakın bu AKP o şeylerinden, özellikle AKP dedim. Onlardan aslında şey yaparak, kurtularak, yani bu babacanlar olarak olarak AK Parti'ye dönüşüyor. Tabii. Yani ben o yüzden konuşurken hep 2015'ten önceki AKP diye bahsediyorum. Deniz Bey hatırladı. İki sene önce bugünlerde. O kirlerden arınarak AK Parti'ye dönüşüyor. Bu Metin Gürcan olayı şahsi çok önemli bir adam değil. Yani ne verebilir? Yani onu kullananların önemi var. Yani ama bu adamın Deva Partisi'nde olması çok önemli. Tabii. Ama Metin Gürcan'ın yanında şunu da ekleyelim. Onun öncesinde de Enver Altaylı vardı işte, onun yargılaması 1200 oldu. 1200 defa onunla mı görüşmüş? Ben yanlış mı biliyorum? Yine aydınlık yazmıştı. Altaylı'yla 1200, yok Altaylı başkası. Altaylı Rasim Bölücek de görüşmüş. Enver Altaylı, o da dikkat çeken isim. Evet. Damadı, Barıner vesaire. Yani o yapılanma da, yani bu Türk devleti içine, şu an Metin Gürcan'ı aynı kefeye koymuyoruz tabii. Ama Enver Altaylı açısından söylediğimiz belli. CİA'ya yakın çalışan, CİA ile irtibatlı çalışan, Türkiye'nin devletinin sırlarını, bilgilerini zaten iddianamede var. Evet. FETÖ üyesi olduğu da yine iddianamede ve suçta hüküm de giydi orada. Enver Altaylı aslında FETÖ üyesidir demek şey kalır ona. Adam hakaret olur. FETÖ'nün üstünde bir evet, o konuda da bir itiraz yani. Var zaten. O Ruzi Nazar'ın bildiğim kadarıyla yetiştirmesi. Yani CİA'nın Orta Asya şefi. Yani gibi. FETÖ demek de aslında böyle FETÖ yaptı falan da gladio. Gladio. Net koyuyoruz yani. Gladio, evet. Amerika'da. Emre Altaylı FETÖ'nün üstünde değil. Üstünde tabii işte. Gladio'nun onlar da bölge şefleri, amirleri falan yani. Tabii. Bu anlamda doğru söylüyorsunuz. Çok dikkat çeken ilişkiler bir, yani elçiliklerle. Şeyin peşindeler. Devletin daha çok. Bunlar şimdi emperyalistler şunun peşindeler, onu merak ediyorlar. Biz bir yoluyla diyorlar Tayyip Erdoğan deviririz. Deviririz ama ondan sonrasını nasıl yürütürüz şimdi, ne yapabiliriz, toplumda nasıl dinamikler olur, neler direnir. İşte güvenlikleri bir CHP var, bir HDP var, yani koltuk değneği bile yok bunların. Bunlarla bir şey olur mu olmaz mı? Aslında biraz da bunları merak ediyorlar. Yani emperyalistler de burada açmadı çünkü evet ekonomik anlamda sıkıştırabilirsin ama karşılarında bu sefer farklı bir adam var. Pragmatist bir adam var. Tayyip Erdoğan Ecevit gibi bir adam değil. Değişik bir yapısı var ve şu anda Tayyip Erdoğan'ın şahsi kaderiyle milletin kaderi birleşmiş durumda. Evet. Yani millet mahvolursa kendi de mahvolacak. Yani bir sömürge valisi gibi değil. Yani halk perişan olsun, ben oradan kaymağımı alayım gideyim diyen bir adam konumunda değil. Yani bir Tansu Çiller değil. Değil. Tayyip Erdoğan. O yüzden kendini var etmek için, kendisi var olabilmek için ülkenin de milletin de var olması gerekiyor. Bir kader birliği yapmış durumda ve burada da işte Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için milleti de yıkmak gerekiyor. Ve
Emperyalistler... Deva Partisi'ne bir başlık açalım. Deva Partisi Sayın Bahçeli'nin o konuda görüşleri de çok önemli. Evet, Deva Partisi ile Gelecek Partisi de Operasyon Partisi. Evet. Yani AK Parti'den parça koparmak ya da AK Parti'nin seçilmemesi üzerine kurulan partiler. Yani seçilimi kaybettirilmesi için kurulan partiler AK Parti'ye. Tabii. Yani onların da bir öyle İktidara bir sorunu. Gelmek için kurulmuş bir parti değil. Amaçla kurulmuyorlar. Yarım puan da olsa, bir puan da olsa. Ha, ama ben şunu hep savundum. Deniz Bey hatırlayacak. İki sene önce 2019'un Kasım sonları, Aralık başlarında buradaki fikir meydanı programlarında hep söylüyorduk. Bunlar AK Parti, yani kendilerinin iktidara gelmek için bir şeyleri yok. AK Parti'nin içerisinde kalıp bir kanser hücresi gibi, bir uğur gibi içeriden semireceğini, fitne çıkartacaklarını, ayrı da parti kurmalarını ben daha dürüstçe bulurum dedim. Zaten yapacak işleri kalmayınca, Meral Hanım'ın MHP'de yapacak işi kalmayınca, dışlanınca, çünkü ele geçiremediler MHP'yi. Bunlar da Davutoğlu da AK Parti'yi ele geçirmek istedi. Ona da gücü yetmeyince, Babacan da dışlanınca, yani o zihniyet dışlanınca, yüksek faizciler, küresel işte faiz lobisi diye 17 Aralık'ta bağırıyordu ya, onlar birer milattır. Bu bir istiklal, ikinci bir istiklal mücadelesidir diyordu. Ya diyordum, acaba abartıyor mu Sayın Erdoğan? Maalesef gerçek çıktı. Yani istiklal mücadelesi çıktı. Yani ekonomik istiklal bir mücadelesi. Deva Partisi demişken şeyi de söylemek lazım. Ali Babacan'ın yine 2-3 gün önce söylediği bir laf. KYK'lılarla ilgili, hani tamam şey yapılanlar değil, hani geri dönenler ya da şey yapanlar değil, normal yani mahkemeden geri dönenler değil, KYK'lıların hepsini kapsayan bir düzenleme için. Ya suçluyu sen nasıl geri getireceksin? Bir defa mahkeme kararı var hakkında. Ya cesur çıkışlar da yapıyor. Tabii diyor, çok bak ne diyorum. Aynen yani cesaret Fethullahçılar demiyorum içinde de. Ama aynı Fethullahçılar gibi yumuşak halim selim gibi yumuşak diken derler buna. Yani hiç gözükmez. Böyle sanki sert bir diken gibi değildir. Ama kanatır, orayı çiban yapar, cerahat yapar, patlatır. Yani bu bir haşhaşi mantığıdır. Dünyanın gördüğün en mutedil insanı bir bakarsın ki canavara dönüşmüş. Ama orada ben hiç katılmıyorum. Yani dinliyorum ama böyle saygı duyarak. Biz onların nasıl canavar olduğunu çok söyledik. Çok söyledik. Yani o kadar kendimizi yırttık. O herkes kadar da belliydi ki. Herkes kadar bu işlere baktık. Bazı şeyleri bilmek için böyle eyvallah. Çok şey olmaya gerek yok. Ben hep şunu derdim mesela. Benim Fethullahçı arkadaşlarım falan vardı. Ya derdim bu adam niye Amerika'da hiç mi kafanı çalışmıyor? Yani Metin Gürcan iyi bir adamdı. Niye bir Avrupa Büyükelçiler'e gidip yardımcı olmuyor? Niye biliyor musun? Yani. Var söyleyeceğim. Bak biraz tahrik edeyim sizi. Sizin yüzünüzden. Bizim sınıfta vardı üniversite. Amerika'da niye Amerika'da diye sorgulamamamızın sebebi bu eski vesayetçi Kemalist yargı. Diyorduk ki Fethullah Gülen burada olsa, bu işte Nusret Demiral bir yer onu yargılamak istedi ya, hı hı. Bu adama eziyet edecekler. Ama 2010'dan sonra sormaya başladık. HSK da bunlar eline geçti. Erdoğan da çağırdı. Ama Amerika'ya tabii, kaçması Erdoğan'ın dönüşü dedi. Ama o Erdoğan'ın çağırmasının tutuklamak için olduğunu söyleyen de var. Tabii, zaten o yüzden Yalçın Akdoğan söyledi. 2013'te gel gitsin bu hasret demesinin sebebi gel yani buraya gel. O senin... 2012'de MİT krizinden sonraydı değil mi? Tabii sonra tabii canım. Fitli çekmiş de Erdoğan. Şunu anlatayım. Biz üniversitede işte o FETÖ'cüler vardı ama onlar yani saf Anadolu'dan gelenleri kandırıyorlardı. Ve gerçekten saftı. Yani o dönem işte ben 2008'de üniversiteye 2009'da girdim. Ya diyorduk ki ben de soruyordum ya işte niye Amerika'da duruyor ya da işte niye bu adam hacca gitmemiştir Fethullah Gülen? Evet. Niye hacca gitmiyor diye. Onun hacca gidecek parası yok de diyorlardı. Ya da işte ben biraz yüklenince diyorlardı ki işte ya o şeyle uğraşma Allah'ın işte sevgilisi diyor tırnak içinde. Onun üzerine giyecek ikinci bir elbisesi bile yok. Falan. Tabii. Yani bu kadar saf. 150 milyar dolar bütçeyi yöneten. Bizi kandıramıyordu ki yani ben onları anlattığımda. O... Yok ya güle güle dinliyordum yani ben Fethullah Gülen'i dinlemeyi çok severdim böyle. Samanyolu TV'de falan da izlerdim öyle ama ben mizah olsun diye izlerdim. Onu izleyip ağlayanlara da şaşardım yani. O yüzden hiç öyle de sevimli ya da kendini sevimli gösteren tipler değildi. Hayır, yumuşak dikenden kastım şu. Vahşi insanlardı. Bizim aydınlarımızı katlediyorlardı. Evet. Bizim insanları öldürüyorlardı. Polis içinde, emniyet içinde acımasızca kadrolaşıyorlardı. Yani böyle gözünün yaşına bakmıyorlardı kimsenin ve çok da namussuz ahlaksızlardı. Yani kesinlikle. Hiç kimse ya İzmir onlar kadar, vicdansız davranmamıştı. Ama diyorum yine FETÖ dememek lazım. Mesela benim şöyle bir görüşüm de var. Bu doğru olmayabilir ama hani Amerika'dan geldi döndü falan dönemezdi. Ben Amerika'nın elinde onun da esir olduğunu, piyon olduğunu, tabii. Amerika'nın bırakmadığını. Bırakmaz. Bu ağlamaları falan da gerçek yani buradan kurtulsam falan diye. Amerika bırakır mı tutmuş seni orada. Seni orada kullandı öleceksin. Dönem okulları abi işte Amerikan yani Fethullah Gülen'in okulları sayesinde Amerika CIA öğretmenleri CIA'yı oradan aynen yönetiyordu öyle. Bütün ülkeleri. Tabii, sadece Türkiye değil 160 ülkede mi ne? Çoğu hatta Ekrem Doğan'ın şöyle bir sözü vardı. Diyordu ki sözünü Türkiye bizim için 160 ülkeden bir tanesidir. Evet öyle demiş. Öyle biz
Kaldırın diyordu haritayı. Osmanlı haritalarını falan kaldırın yani. Yani milli diye bir şey yok adamda. Yoktu. Bir aidiyet, bir ulus, bir... Ama iki üç tane siyahi çocuğa böyle Zühtü Türküsü söyletiyorlardı. Türkçe olimpiyatları ya diye onları da böyle... Biz diyorduk ki ya bunlar Türkçe öğretiyor falan. Hiç olmazsa Türkçe yaygınlaşıyor falan. O da yalan mı? Şarkı ezberletiyor. Sen şarkı. Şimdi ben Lara Fabian'ın... Eğitim dili İngilizce. Jöten miydi o? Şarkısını Fransızca dedim ki ezberledim. Bu benim Fransızca bildiğimi mi gösterir? Veya Self Control'ı ezberledim. Bu benim... veya Hotel California'yı ezberledim. Geçen hafta, ondan önceki hafta bir şey söylediniz. Fethullah Gülen kendi doğum şeyini kutladım haftası. Ya evet. Onu... Öyle yaptı. Ya, tam, bir de öyle bir şey yaptılar ki onu 23 Nisan'ı da gölgelemek için de bir de kullandılar. Tabii. Yani tam, 10 yıl boyunca bize peygamberimizin doğum günü... Hayır söylüyorduk, biz diyorduk ki hicri takvim 10 gün 10 gün geri gelir. Evet. Yani Ramazan, bayram, işte ne bileyim kandiller 10 gün... Ya bu hiç geri gelmiyor mu kardeşim? Peygamberimizin doğum günü. Oysa kendi miladi olarak doğum günü kutlattırıyor bize. Evet. Ama hala işte o şeylerden AK Parti kurtulamadı, iyice silkelenmesi gerekiyor. Yani tamam işte babacanlar şunlar bunlar gitti de bugün işte programa Barış, girmeden konuştuk. Barış'la görüşmek. Hala konuştum. Fehmi Koru gibi bir adam var bu ülkede ya. Hala AK Parti'nin alakası yok Fehmi Koru. Hiç. Efendim? Abdullah Gül'le alakası. Durumu neyse Fehmi Koru'nun durumu. Şunu demeye çalışıyorum. Fehmi Koru kapıdan giremez AK Parti. Fehmi Koru da bir dönem operasyonlar yaptı. Ama operasyon içinde de yani bunların artık o günkü AK Parti'de yaptı. Bu ülkede prim yapmaması, bunların görev almaması, bunlara karşı da bir şey tavır sergilenmesi gerekiyor. Fehmi Koru demişken Abdullah Gül'ün... Şu anda bir operasyon peşinde yine. Tabii Koru. Süremiz de azaldı. Şu anda demokratik hakları yani parti kurmak, kurdular partiyi, gazete çıkarttılar, işte Karar Gazetesi'ni kurdular, televizyonları da açıyorlar. Bunlar demokratik haklarıdır. Kendi adlarına mücadele versinler, biz kavgaya hazırız. Yani çıkarsınlar Abdullah Gül'ü aday olarak çıkarsınlar. Biz Sayın Erdoğan bizim adayımız Cumhur İttifakı olarak. Çıkalım Merç'e güreş yapalım. Herkes dersini alsın. Arınç bu akşam Sayın Erdoğan'la görüşmüş. 1,5 saatlik bir görüşme yapmışlar. Sonra görüşebilir. Sonra ben Bülent, de muhalif olurum demişti ya Arınç. 40 yıllık hukukları var. Bülent Arınç dobra bir insandır. Yani katılmıyorum. Sözleri çok abuk subuk sözleri de var. Ama dobra bir insandır. Özgür ağırlı olan biri. Artık yok canım. Bakın geçen de söyledim. Özgür ağırlık. Ben yani hakikaten çok severdim Bülent Arınç. Yani biz var ya zaten böyle hani yıkıla yıkıla hani İbrahim Tatlıses'in şarkılarında gibi yıkıla yıkıla geliyoruz yani. Ben hiç sevmezdim ya. Hala ben hiç hala böyle. Ya hani bir ağabey edemezdim. Gibiydi. Partide bir ağabey. Ama bir... onların hep farklı şeyi vardı programı. Ben mesela işte Sayın Erdoğan, Abdullah Gül, Arınç, işte o Hüseyin Çelik. O vardı ya AK Parti'nin ileri gelenleri. Onlar da hepsine nazaran Erdoğan'ı daha samimi, daha şey bulur, tabii, samimi bulurdum. Yani o gerçekten samimiyeti şu yüzden. Hani sevsen de sevmesen de ne dobra. Ne oldu belli ya. Dobra hani. Tabii. Ama işte Abdullah Gül, Arınç. Onlar biraz böyle sinsidir. İşten pazarlıklı. Şey, yumuşak diken dediğim onlar. Şimdi Bülent Arınç onlar gibi değil ama Bülent Arınç daha şeydir. Daha dobradır. Bülent benden ne konuşlar tabii bilmiyorum. Yani ya kopmuştur ipler veya demiştir ki yani çekil düzen ver. Bak, yine Arınç kesin ben... konuşur bu konuda. Konuşur. Hayatta susmaz. Tabii. Yani iyi tarafı da o. Yani hiçbir şey gizli ya, kalmıyor Bülent Bey'den. Kıyaslamamak lazım onlarla. Ben Tayyip Erdoğan'la ilgili şey söylerim. Hani bizim adamımız hani bizim oğlan derler ya yani, böyle yani. Bizimdir. Mesela bu memleketin evladı. Bu memleketin evladı. Daha düzgün bir ifade oldu. Alparslan Türkeş bunu Doğu Perinçekçi söylemiş daha önce. Ya komünisttir falan ama bizim ülkemizin. Doğru. Komünistidir falan demişti. Tayyip Erdoğan da bu ülkenin. Doğru. Deniz Baykal da görürüm ama Deniz Baykal da öyle görüyorum ama şey öyle görmüyorum. Yani o Bülent Arınç'ı da öyle görmüyorum. Davutoğlu'nu da öyle görmüyorum. Abdullah Gül'ü de öyle görmüyorum. Onlarla ittifak yapan Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili son artık çok az bir süremiz kaldı. Abdullah Gül'le ilgili şimdi Davutoğlu'nun bir görüşmesi oldu. 3 saatlik bir görüşme yapmış. Bu görüşmede işte Bülent Davutoğlu mu görüşmüş? Tabii canım Davutoğlu Gül'le görüştü. Dedi ki işte o görüşmede de fikir teatrisinde bulunduk ülkenin gidişatıyla ilgili diye. Hatta Karamollaoğlu bir kere görüşmüş, bir daha görüşecek diye açıkladı. Sonrasında bu akşam Fehmi Koru konuşuyor. İşte soruyorlar Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olur mu diye. Ortak aday olursa bunu reddetmez diyor. Yine Abdullah Gül'ün onun dışında Halk TV'de Levent Gültekin'in işte Abdullah Gül'ün Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı bilinir zaten. Bütün şeylerde 10 Kasım'larda 29 Ekim'lerde hep yatağa düşerdi niyeyse. Niyesini biliyoruz aslında da. Şimdi Levent Gültekin onu anlatıyor. Diyor ki öyle bir şey olur mu Abdullah Gül? Aslı Atatürk karşıtı. Bu çok büyük alaksız şey. Çok büyük haksızlık. Vicdansızlık. Senin ben diyor bir kere Abdullah Atatürk karşıtı biriyle diyor hayatta oturup konuşmam diyor. Yani Levent Gültekin. Ulan senin ömrün Atatürk karşıtı insanlardan. Bizim mahalleden çıkmış bir insandır. Hayır Levent Gültekin'i bilmesek kim olduğunu hani
Türkiye'de değme Atatürkçü diye karşımıza çıkacak. Öyle ben diyor Atatürk karşıtı biri olsa hayatta oturup konuşmam diye de böyle bir parlatma başlatıldı. Aslında ben o yüzden söyledim. Levent Gültekin bir zencidir. Beyaz göstermeye çalışan kendisini. Yani nasıl Michael Jackson sürekli cerrahi plastik müdahalelerine kendisini beyazlaştırmaya çalışıyordu. Levent Gültekin benim mahallemden çıkmış. Bizim çocukluk arkadaşımız. Milli Gazete dağıtan. Ondan sonra Takunyalı bir ailenin oğlu. Bayburtlu. Bir bayanla evli. Kendisi Karslı. Ondan sonra... ve kendisi o İzmirli olarak tanıtır. Bir şey de var. Kars söylemiyor mu? Tabii söylemeye şey yapar. Bazı insanlar memleketini söylemeye çekinirler. Kendisi Karslıdır, eşi Bayburtludur. Ben iyi tanıdığım bir insandır. Ve bizim mahalleden çıkmış ve Yeni Şafak'ta da Star gazetesindeki yaptıklarını orada çalışan arkadaşlara sorun yani. Yeni Şafak ve Star'da bulunmuş. Şu anda halen oralarda yazan arkadaşlara sorun. Neler çevirdiğini söylesinler. Tam bir dönektir yani. Bir dönek görmek istiyorsanız hani Levent Kırca'nın tiplemeleri vardı böyle çok güzel. İşte o bir ara bir fırıldak kubi falan vardı yani pardon. Tam bir dönektir. Ne işi var Levent'in Atatürk'ten ya? Yani hayatın hiç daha önceki çıkardığı değer. Ha şunu diyorsa ben işte geçmişimdeki her şeyden vazgeçtim. Şu anda işte ben gerçek bir Atatürkçü oldum falan diyorsa ki zaten şu anda beraber hareket ettiği insanlar HDP'si, İYİ Partisi, CHP'si'nin Atatürk'ten bir alakası olmayan. Hatta yani hepsi Atlantikçi, Amerikancı, evet. Emperyalizmin Türkiye'deki ama orada bir atletim var. Şimdi Abdullah Gül CHP tabanına ısındırılmaya çalışılıyor. O belli, onu anladık. Levent Gül de bu PR'ı, o yani o reklamı bilerek hayır, yapıyor. Hayır, o kanal da bu iş için kurulmuş. Tabii tabii. Kanal. Zaten o kanal sadece bu işe yarıyor. Tabii. Yani o tabanı Abdullah Gül'e ve PKK ısıtma kanalı, zehirleme kanalı ve... İşin tuhafı Abdullah Gül de 10 Kasımlar'da artık tweet atmaya başladı. İşte 10 Kasımlar'da 29 Ekim'de... Ya böyle samimiyetsizlik olmaz ya. Yani... Bir insan inanmadığı bir şeyi, yani ömrünü siz, şimdi ben de ben defalarca söyledim. Ben de kendimi hayatımda hiçbir zaman Atatürkçü olarak ifade etmedim. Ama Atatürkçü'ye hakaret etmedim. Etmedim ama, etmedim de. Ama 10 Kasım'da da işte ağlamış, de, ya işte unutamadık seni, izindeyiz falan demiş bir insan da değilim. Ben şimdi birdenbire kalkayım, ulusal kanala çıkıyorum diye, kendimi Atatürkçü gibi göstermeye çalışayım, şirin gözükeyim. Ya dünyanın en kötü şeyi taklittir. Bir insanın kendisini olduğunun dışında göstermesi. Şunu da diyor Levent Gültekin, 10 Kasımlar'da işte niye gitmiyordu hasta diye, ona da açıklama yapıyor. Diyor ki, ben sordum bunu kendisine, Abdullah Gül'e sormuş. Abdullah Gül'e demiş ki, ya işte doktorlarım çok ısrar ediyordu, yoksa gidecek ama doktorlar illa yatın. Ama illa... yok, açıkça da yalan söylüyor, bir sefer gitmemiş. Öyle diyor. Diyor, halbuki defalarca var yani. Tabii tabii. Sefer, her seferinde yok. Ya gitse ne olur ya, gitsin. Ailesi iştir kesinlikle, lafa bakın. Şu da enteresan bir şey Mustafa Bey. Son dönemde bakıyorum böyle muhalefette, iktidar yalan söyler. İktidarın mayasında vardır yalan söylemek. Yani böyle kendini şey için söylemiyorum, Türkiye için söylemiyorum bunu. Genel İktidardaki yani. Parti kötü yanlarını göstermez falan. Muhalefet daha doğrucudur. Muhalefet açık bulur ve daha ne somut şekilde... doğruları söyler. Bütün muhalefetler böyledir hemen hemen. Şimdi bizim muhalefet çok yalan söylemeye başladı. Yani bakıyorsun böyle işte sosyal medyada falan da geçen böyle çok basit bilindik bir şey. Mesela Selahattin Demirtaş diyor tutuklu. Bunu bir televizyon ya hüküm giydi adam. Hükümlü ya adam. Hükümlü adam bunu bilmiyor olamazsın. İşte Kavala diyor Gezi olaylarından dolayı soruşturma altı. Adam casusluktan dolayı. Yani tamam. Böyle o kadar basit bilinen şeyleri öyle yalanla söylüyorlar tamam. Ki işte bu Levent Gültekin o konuşmasında da bir kere gitmemiş. Evet. Bunu açık ben izlerken acaba hafızamı yokladım. Yani böyle bir şey var mıydı bir kere miydi falan diye yok. Sonra ya eğer Sayın Gül kendi imajını PR'ını Levent'e yaptırtıyorsa yani ben çok üzülürüm. Nihayet bu ülkeye Cumhurbaşkanlığı yapmış bir şahsiyettir. Ama böyle bir insanın eline düşmüşse. Ama maalesef o kadar düştüler. Ya çok zavallılık. O kadar düştüler yani. Bak Fehmi Koru'yu anlarım. Fehmi Koru ezelden beri Abdullah Gülcü'dür. Beraber aynı ranzalarda, şeylerde, odalarda, öğrenciliklerde kalmışlar. Fehmi Koru bu akşam konuşması da yakın bir süreçte Abdullah Gül'le ilgili bir gündem tamam, oluşacağını çünkü gösteriyor. Ben Kılıçdaroğlu'na razıyım, Gül'e de razıyım. Tabii şu an Millet İttifakı bir şey var işte. Kılıçdaroğlu zaten istekliydi daha önce söyledi. Sosyal medyada bir şey var. Mansur'a sahip çıkıyorum. Abi de o onu da bir var. Konuşalım bence bir sonraki programa çok... kalır artık. Bir türlü karar veremiyorlar. Acaba bol CV geliyor mu kendilerine? Cumhurbaşkanı olmak istiyorum o diye. O da ayrı bir skandal ya. Cumhurbaşkanı için CV kabul etmek nedir ya? Sayın kim açıkladı? Sayın Kılıçdaroğlu mu söyledi onu? Evet, CHP'de Kılıçdaroğlu söyledi. Birçok CV geliyor dedi Cumhurbaşkanı adaylığı için yani. CV ile Cumhurbaşkanlığı... Daha önce tecrübeniz var mı diye. Yani neleri yönettiniz? Ya Amerika'da mesela başkan adayları 2 sene kala belli olur. Mesela biz 2017'de ve 2016'da Joe Biden'ın 2020'de aday olacağını biliyorduk. Ama Amerika'daki sistem biraz değişik. İki parti üzerinde evet. Var. Orada parti öne çıkanlar... Burada da ittifak oldu. İki ittifak işte. Millet mi, cumhur mu falan diye. Gül'ün tekrar siyasete döneceği bir ortak. Çünkü
Meral Akşener de şöyle bir ifadesi olmuştu hatırlarsınız. Ben karşı çıkmadım o dönem için dedi. O da bir geri dönüş. O dönem karşı çıktı söylenmişti Gül'ün adaylığına. Yani şu an hiçbir engel yok gibi duruyor Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili. Ne şimdi Kılıçdaroğlu istekledi. Karamollaoğlu zaten tamam dedi. Davutoğlu ve Babacan'ı karşı çıkacağını düşünmüyorum. Kim kalıyor başka? HDP zaten ister Abdullah Gül. Çünkü Demirtaş'ta Abdullah Gül'ün arası çok iyiydi. Verir, oy verirler. Öyle bir tablo oluşuyor kafamızda. Bakalım nasıl bir siyasi gündemle karşımıza çıkacak. Abdullah Gül diyelim değerli izleyenler. Biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. 14 gün sonra yeni konularla, yeni başlıklarla o siyasetteki kritik başlıkları değerlendirmek için karşınızda olacağız. Ama şimdi sizden müsaade istiyoruz. 14 gün sonra görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın, iyi geceler.